şakanın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Evet, bu akşam ayağa kalkmak yerine oturmayı tercih ettik. Çünkü gerçekten hani bakınca ayağa kalkacak üç değerli konuğumuz var. Programımızın hemen başında. Pazar günü Best Model of Turkey nerede yapıldı Erkan abi? Kıbrıs, Girne, Roxotel. Yani Türkiye yarışmasını Kıbrıs'ta yaptınız, anlayamadım onu. Dünya yarışmalarını İstanbul'a bırakıyorum. Türkiye yarışmalarında ne diyoruz, kardeş mi? Yoksa yara evlat canımız vatan yani, canımız yavru vatan da değil. O da bizim arkadaş yani şey, dostumuz, vatanımız yani bir şekilde. Ama benim için Kıbrıs'ın başka bir önemi de var. Nedir? Çünkü büyük dedem Kıbrıs'ta vali olduktan sonra gelip Sultanazim Sadrazamı oldu. Bu arada da muazzam bir mülk bırakarak cami yaptı. Benim gibi adama miras cami kaldı. Güzel değil Ay mi? Ay maşallah. Tabii diyorum. Oradaki caminin sahibi benim. Ama Türk olduğum için Rumlar sokmuyorlar. Rum tarafında mı kalacak cami? Evet. Yani zaman zaman tapu siz de gidebilirsiniz. Hayır, kabul etmiyorlar. Ciddi misiniz? Orada yani ibadet özgürlüğü falan hani Avrupa Birliği ülkesi. Efendim? Anladım peki. Gayet güzelmiş ve Yağmur Ayrık efendim pazar günü itibariyle 2015'in Best Model of Turkey kraliçesi mi? Kraliçe mi dememiz lazım size? Evet, kraliçe. Şu topuksuz kaç santim? Bayağı bir var. 1.80 yani. Benim boyum. 1.80 maşallah. Nerelisiniz? Adanalıyım ben. Adanalısınız. Çukurova. Biraz Çukurova biliyorsunuz bereketli bir yer. İkisi sonuçta de Adanalı. Siz de mi Adanalı? İsabete bak Adana. Yılmaz Kunt da Adanalı. Adana'dan seçtik. Bu sene Adana'dan çıktı. Yeni Yılmaz Güney'im diyorum. İnşallah yani sonuç itibariyle kariyeri benzesin dilerim. İnşallah. Gayet keyifli olur. Kraliçe olmak nasıl bir duygu? Yani bir kere kafanda bir ağırlık oluşuyor o kesin. Evet. Biraz ağır bir taç bu. Kraliçe olmak benim çok büyük bir hayalimdi. Best Model'de kraliçe olmak. Bu benim için çok gurur verici. Yani size şu an anlatmam çok güç. Yaşamak gerekiyor. Ağladın mı? Yani taş takılırken. Bayağı bir ağladım ben. Çok gözyaşı. Erkan abi hemen soralım. Niye ağlarlar? Kızlar evlenip giderken niye ağlarlar? Gelin olmuş gidiyorsun diye şarkı var canım. Aha bir dakika bakın dur. Senin ödülün bu gece senin değil. Bu geceki Best Model'in sevgili Mesut'un. Nereye gidiyorsun? De, Mesut Çoba gidiyorum. Mesut niye dedi? Onda çok laf var. Bu çok seneki Best Model olarak takıyorum. Çok mersi. Mesut 5 sene evvel beni buraya aldığında bir tek misafir bendim. Bir saat konuşmuştuk. Öyle mi abi? Bakıyorum benim yerime şimdi 10 kişi. Abi, demek abi, çok laf, az lafa inmiş. Bayağı bir laf eden var. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunu tabii hak ederek almadım ama üzerimde böyle büyük ama bir keyifle taşıyorum. Bu gece Best Model Türkiye sensin. Abi senin el attığın herkes yani hani Kıvanç'tan tut artık Kenan'a kadar. 140 tane. 140 aslında jön ve aktris yetiştirdik diyebilir mi? 55 tane müzik dünyasında. 55 yani, tane de müzik dünyasında var. Benim menajerlik yaptıklarımı sıradan bakarsan Ajda Pekkan'la başlıyorsun. Sen Dario Moreno'dan başlıyorsun abi oraya kadar ne bileyim yani. Dario Moreno'nun hayatını yazıyorum. İzmirli Dario diye. Çünkü onun Türk olduğunu, Türk pasaportu taşıdığını, ailesinin tamamıyla Türk olduğu yerine Fransız şeysi medyası Meksikalı diye lanse etmiş. Niçin? Türk yazarlar da Meksikalı olarak almışlar. Bazı sanatçılar ki ödül verdim. Çünkü Dario öldüğü zaman ben Dario Moreno ödülünü ihdas ettim. Hı hı. O sene Esin Afşar'la Jacques Brel aldı. Yer yerinden oynadı. Jacques Brel'in hayatta kabul ettiği tek ödül. O gece dedim ki 40 yıl daha yaşarsam bir kere daha yaparım. Hı hı. Muazzam bir jüriyle yine yaptım. Ajda Pekkan'la Enrico Macias'a verdiler. O gün Fransız büyükelçisi çıkıp annesi Meksikalı deyince bitti bu iş dedim. Ben yazacağım. Hı. Adamın hayatını yazıyorum. İzmirli doğma, büyüme. Askerliğini burada yapmış. Pasaportunu yani sadece büyüklerden Felipe Ceyota, Lopez Martinez, Gonzalez. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Adam Fransız pasaportu bile almadı. Ve çok acıdır ki ölümünden 2 ay evvel bana bir şey olursa öldü demeyin. İzmir'e geri döndü deyin dedi. Hayır. Ama vasiyeti yerine getiremedik. Annesi aldı götürdü. Nerede şu an? İsrail'de. İsrail'de mi yatıyor? Hani dezenformasyon çağımızın en büyük hastalığı. Dolayısıyla siz hem verdiğiniz ödüllerle hem de verdiğiniz bilgilerle bunları toparlıyorsunuz. Bu iyi bir şey. Yani biraz tarihe tanıklık, biraz da gerçi geleceğe tanıklık değil mi sizin yaptığınız iş? Güzel soruydu be. Nasıl çıkarttım bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim, biz konuşmaya başladığımız zaman sevgili Mesut'la bütün bir program konuşuk herkes ne kadar kısa geçti demişti. Ondan sonra bir daha gel diyorlar.
O rekoru bir daha kıramam. Yapmayayım. Gerçekten dedim. Kırılacak gibi değil. Fakat sonunda unutma. Hı-hı. Biz seninle sohbet ederken yayın bitti zannettik. Bütün o konuştuklarımız yayınlanınca arka kapıdan kaçmıştık. İşte o gün bugündür talk show yapıyorum abi. Gördüğünüz o günden sonra dünyanın bak bir şey söyleyeyim. Ama sizde gıybet yok. Yani Fransa'da da açıyorum televizyon. Sana gelince nedense aklıma o geliyor. Bir gün yanlışlıkla bizim yaptığımızı yapıp da yayın... Mikrofonu bir açık bıraksalar değil mi? Açık bıraksalar. Gerçi biz de bir çok yakası açılmadık şeyler konuşmadık sizinle. Ay yakası açık konuşmadık ama pek herkesin hoşuna gidecek şeyler de konuşmadık. O zaman tatlı bir frapanlık var. Tatlı olarak hatta dedim ki bana dedim kumpas yaptın. Bütün bunları bana anlattın bugün dedim. Benim görevim o değil mi seni konuşturmak? Bak Erkan abi bu bunları kimseler konuşmuyor dedi. Sen de maşallah hiç sevmezsin konuşmayı diye bir de bana iltifat etti. Bir şey söyleyeceğim aslında bu programın isim babası siz sayılırsınız yani. Burada laf çok sizinle başladı. Bitmiyor efendim. Ne bitmiyor güzel, vallahi. Ne güzel. Gayet güzel maşallah. Ne güzel. Her geçen gün daha böyle yelpaze gibi değil. Sabun köpeği nasıl böyle yüksek seni kaybetti. Konuşurken içinde kayboluyorsun. Çok teşekkür ederim yani çok incesiniz. Ben varken konuşmaya sıra gelmez hadi konuş. Hadi konuş bakalım. Anlatsana biraz kendini bana. Anlatayım. Ben de böyle psikiyatrist. Yağmur Ayrık ben. Adanalıyım. 22 yaşındayım. Ne zaman başladın mankenliğe? Model olmadan bu işin şeyini takmıyorlar. Evet. Ben ufak tefek defilelere çıkıyordum. Sonra BES modele katılıp şansımı denemek istedim. İlk senemde Gelecek Vadeden ödülünü aldım. Erkan Bey'in çok kıymet verdiği bir ödüldür. O yüzden benim için çok önemli. Ve ikinci senemde geldim, birinci oldum. Yani bir senede o geleceği yakalamış oldun. Evet. Sen bir sene sonra seni nerelerde göreceğiz? Hani bilmek bile istemiyorum ya. Acayip bir şey olacak. İnşallah. Ama nerede göreceğiz? Biz yine sana geleceğiz. Yine bize geleceksiniz. Yok abi şöyle bir şey oluyor. Sen şimdi onlar ünlü oluyorlar, gelmiyorlar ondan sonra. Efendim. Vallahi gelmiyorlar. Efendim. Vallahi. Efendim. Tamam abi. Gayet ikna oldum. Beyaza benzedim. Gayet ikna böyle oldum. Şeye söyledi ki Çağatay'a bana bak dedi. Kenan da böyle gelmişti. Adını sanını bilmiyordum. Sonra hep çekimdesiniz dedi. Bir şey olduktan sonra şimdi belli değil sen de başlasın ama ayıp etme. Telefona çık ve gel dedi. Bu önemli bir şey aslında. Böyle uyardılar. Önemli bir şey. Yani ben hiç şey yapmıyorum, kınamıyorum. Yani bu programa sonuç itibariyle 5 sezondur. Belki hani 4.000-4.500 konuk geldi. Hani Sezen Aksu geldi. Yani Sezen'i biliyorsunuz zordur evinden kalkıp getirmek. O da geldi. Evinden siz de geldiniz. Kalkıp geldi ama Sezen konuşabilen, sorulan sorulara cevap veren insan. Gelmeyenlerin gelmeme tek sebebi kendilerine olan güvensizliktir. Tam da sorun bu. Yani biraz seçme kriterlerinizde kendine güven ya da özgüven denilen şeyi arıyorsunuz değil mi bu gençlerde? İki şeye dikkat ediyorum. Tahsili olmayanı almıyorum. Harika. Kusura bakmasınlar. Lisan bilmelerini mecbur ediyorum. Sosyal yapıları eksik olabilir. Ben 2 sene zarfında veyahut 3 sene zarfında onları gerektiği yere getirmek için sonra komik bir şey söyleyeyim. Bunlar benim manevi çocuklarım. Hiçbir şey beklemeksizin yapıyorum bu yarışmaları. Bunlar kazandıkları zaman bana çalışmıyorlar. Hepsinin kendi menajerleri var, elbette kendi tabii. insanları var. Ben ailenin büyüğü olarak doğudaki şu ne dedi programda? Açık açık. Evet dedi. Kaç karınız var dedi güzel spiker. Kanunen bir tane dedi. Kaç çocuğunuz var dedi. 78 tane dedi. O da kanunen. Adını tanıyor biliyor musun yani atlarını filan. Adam dedi ki hayır dedi. Atlarını hatırlamıyorum ama görünce bu benim diyorum dedi. Ben de görünce bu benim diyorum. 140 tane. Harikulade. Harikulade. O iyi bir şey. İyi bir ekolden çıktığını gösterir. O birincisi. Vefasızlık yapan var mı? Vefa bozadır karıştırma. Peki çok teşekkür ediyorum. Yılmaz sen anladığım kadarıyla hemen dizi işine girmişsin abi. Daha dakika bir bismillah taktık şeyi kurdeleye yürüdük diziye. Öyle midir? Öyle oldu benim ilk senem katıldığımın. Abdullah Oğuz da galiba anladığım kadarıyla aynen, çalışacaksın. Aynen Abdullah Bey'le çalışacağız. Ne yapacaksın? Bakalım inşallah heyecanlıyız daha yolun başındayım. Öğreneceğim çok şey var Erkan Bey'den zaten. Erkan Bey'den biraz evet. Biraz duruş biraz da dik duruşu öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Yavaş yavaş yani. Biraz da o tarafa doğru gençleri şey yapmak ben lazım. Ben güzel Türkçe konuşmalarına lazım. Çok dikkat ediyorum. Müthiş bir şey. Hepsine resmen diksiyon hocası. Harika. Çalışıyoruz. İnsan kendi ana dilini güzel konuşmazsa başka dili konuşsa ne işe yarar? Bravo. Arada ama yani iki de Fransızca öğretseniz falan. Daha kaç sene bu işi götürebileceğim sence? Bence 40 yıl daha. Teşekkür ederim. Yani bir şey söyleyeyim Erkan 137 yaşında olacağım. Allah çok uzun ömür versin ve çok sağlıklı ömür versin. Maşallah yani her gördüğüm gün biraz daha genç, biraz daha dinamik. Belki bu gençlerin yolunu açmaktan. Çalışmak. Öyle görüyorum sizi. Çalışmak değil mi? Çalışmak. Ve bu çalışırken de aman bir kazancım oldu derse, olmasını istersen bir yere doğru gidemiyorsun. Hiç kazanç sıfır.
Ben sizi yetiştireceğim. Çok şükür benim kimseye ihtiyacım yok. Maşallah. Rahat rahat yaşıyorum. Ve memleketimden de gitmiyorum. Yoksa Fransa'daki yaşantım, evim, markam, her şeyim buradan çok daha iyi. Ama ben memleketimin zor günlerinde o memlekette kalmayı tercih eder abi, bir adamım. Ne yapacağız şimdi? Sen Jelmen'e gidiyorsun. Garsondan bir şey istiyorsun. İki saatte bakmıyor sana ya. Bana? Yani sana bakıyordur belki ama bana bakmıyor. Anladın mı yani? Ya sıkıntılı yer. Gözünü seveyim. Burada seni her tele, geldiğinde... Seni televizyonda görmüş olsa kapıda karşılar. Öyle mi dersiniz? O Fransızlar da 200'lüymüş demek ki. İki mi? Birçok. Peki. Birçok. Peki sayenizde öğrenmiş olacağız. Nedir? hayalin ne? Şimdi artık biliyorsun senden öncekiler oradan başka bir alana geçtiler. Ve gerçekten marka olmuş bir sürü isim var. Böyle bir hayalin var mı? Benim de hayalim güzel bir eğitim aldıktan sonra oyunculuğa başlamak ama her şeyin başı eğitim. Daha yeni başlıyor her şey. Tabii ki BES modulda birinci olmak büyük bir onur ve gurur. Ama yolun başındayım. Bundan sonra daha çok çalışıp bunu daha çok şereflendirmek istiyorum bu ödülü. Bravo. Çok iyi. Ya çocuklarda sıfır canlı yayın şeyi sıkıntısı var. Biliyor musunuz? Yani birçok konuğumun burada canlı yayın sıkıntısı var. Ama ben onu 1500 kişi için de seçtim. Ha. O 1500 kişi için de bir kişi. Kolay değil. Kolay değil. Bu da öyle. İçinize sindi mi? İçinize sindi mi yani ikisi de? İşte tamam birinci. Yani. Budur. Yani Türkiye'yi temsil eden bayan, Türkiye'yi temsil eden bay. Bu kadar net. Şey göndereceğiz mi? Dünya yarışmasına göndereceğiz. Şimdi mi? Dünya yarışmasının adı Best Model of the World değil bu sene. Best Model of the World Present. Best Model Community European, Avrupa Birliği. Sadece 28 tane Avrupa Birliği ülkeleri katılıyorlar. Biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Fakat toplandılar, karar aldılar ve neticede şunu söylediler. Bu marka Türk markasıdır. Yarışmasına ait. Dünyada ilk mankenlik yarışmasını yapan da bu adam. Ve bize müsaade ettiği için yapıyoruz. Kabul etmek zorundayız. Ve onun üzerine kalktı Robert Bams dedi ki o geceki bantlar da burada sizde olacak. İleride belki kullanırsınız. Türkiye Avrupa Birliği'ne giremedi ama Best Model of the World girdi dedi. Çok tebrik ediyorum size Erkan abi. Hakikaten hani Türkiye'nin bu anlamda... Bu bir görev bu. Milli görev bu. Sadece sektöre istihdam sağlamanın dışında ayrıyeten de böyle milli bir görev yapıyorsunuz. Bence çok keyifli bir şey. Bir gün gelsen de uzun uzadıya konuşsak, mikrofonları açık bıraksak, uzatsak... Açık bıraksak, ondan sonra ikimiz de yurt dışında bir yere tahil edin. Senin sen Fransa'da rahat mısın? Ben seni misafir ederim. Çok teşekkür ederim. Fransa'nın hiç şeyim de yok böyle anlatırken. Fransa'nın Nişantaşı'sında öyle 1800'ün sonunda çocukluğumda yaşadığım gibi o konak hayatında uzun yukarı şeye tavana kadar olan mermer beyaz şömine etrafı yaldızlı camla bir evim var. Böyle aynalar var böyle. Çocukluğumda yaşadığım Kadıköy tarafındaki o konak, o zenginliği tekrar Fransa'daki evimde yaşıyorum. Daveti icabet farzdır. Ben hemen geliyorum. Bir şey söyleyeyim. İlk uçak yarın Paris'e gidiyoruz. Memnuniyetle gel. Çünkü orası daha 19. yüzyıla girmeden yapılmış bir yer. Harika bir yer. Tuvaletinin camını değiştirmiyor belediye. O kadar tıpkı yani. Tıpkı burası gibi. Dokunulmaz. Burada da çok dikkatli ederim. Dokunmayız. Tıpkı burası gibi. Dokunmayız. Nedir en büyük hayalin? Son sorum. Benim en büyük hayalim iyi bir oyuncu olmak. Türkiye'ye başarılı bir oyuncu kazandırmak istiyorum bir kez daha. Ve hani bunun için eğitimler alıyorum. Yani kimle oynamak istersin son soru? Çok fazla kafamda var. Kimi söyleyebilirim bilmiyorum. Ama sanırım başı yine BES modullar çeker. Eyvallah. Peki senin en büyük hayalin? En büyük hayalime ulaştım. En büyük hayalim birinci olmaktı. Şimdiki hayalim ise oyunculuk. Kimle ekran oynayacaksın? Başına. Belli oldu mu? Onu daha söyleyemiyorum. Daha bize de o onu kadar. Daha bize söylemediler. Aynen. 5 tane ünlü oyuncuyla anlaşmışlar ve kadrosu çok geniş ve hepsi birbirinden ünlü insanlar ve iyi oyuncular. O zaman Abdullah'a dedim ki Abdullah'cığım dedim. Bunların hepsi kendini ispat etmiş çok büyük oyuncular. İşlerinde bir tane 0 kilometrede bir çocuk koyuyoruz aralarına. Sana güveniyorum dedim. Çünkü Abdullah çok iyi bir yönetmen. Eyvallah. İsterse yapar. Erkan abi vallahi bir el atsana. Gerçi attın artık. Mesut'a sword oldum. World oldum ben hatta yani şey dedi. Bugün vermedim onu Abdullah. Ne yapıyorsun bu dedi. Mesut'a götürüyorum dedi. Eyvallah ya. O da ona değil mi? Herkes böyle bir hacılama derdi. Herkes bu madalya kimin? Mesut'u. Sizi görecek miyiz herhangi bir dizide? Bu kadar çocuğu yetiştirdik. Efendim?
herhangi bir dizide. Yani mesela şu oho yüzüklere bakarsak ben seni, galiba kösemden bir şey göstereceğiz. Ben sana gelirken dedim ki o kadar şık giyineyim. Giyinme fazla şansım da yok. Çünkü bunlar şık giyiniyor. Ben spor bir kıyafetle gideyim ama hani fazla görgüsüzlük olacak çok, ama çok şık birbirinden önemli dört tane yüzükle dedim. Biraz göz alıcı bir şey yapayım dedim. Biliyorsun benim bu aksesuar hastalığım ama yani gerçekten bugün bana kapak atmış oldum. Şu anda benim şu yüzüğüm, buradaki yüzüğüm yok. Bu som altındır, ay yıldızdır, yıldızı pırlantadır. Monte Carlo'da o gece sahnede Tarkan okurken önüme geldiği zaman bir Türk sanatçısına bir şey vermek lazım dedi. O yüzüğü çıkardım, ona taktım. Peki yani illa bir konsere mi gelmek lazım seninle o yüzükleri almak için? Hayır, kısacası beni bir daha davet ederken ben çift altın, som altın ve pırlantalarla gelirim. İkiz olarak kullanırız onları. Sizi seviyorum, başarılar diliyorum. Bundan çok sonraki maratonda şeref verdiniz. Son cümlemi söyleyeyim lütfen. Ona. Mesut, madem ki Türk televizyonunun birinci ismiyim, en iyisi değil, birinci ismi. Benimle başladı yayın. Yanımda Dario Moreno var. Ben televizyonu seyrettiğim zaman bizi en güzel şekilde bugün yaşatanlara karşı bizim bir gönül sevgimiz, hatta açık söylemesek de bir borcumuz var. Demek ki bizden sonra bu iyiler de geldi diyor. Sen onlardan birisin. Hakkı hayatımda ilk defa bir adama iltifat ediyorum. Hakkımızda dedikodu çıkarsa inanın hiçbir şey çıkarsa yok. Çıkarsa da çıksın, ben hakkımı helal ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Harikasınız. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa bir televizyonda, bir programda birisine sen çok iyisin dedim ölmeden. Erkan acaba abi, sonu mu geldi be? Ben de sana boş değilim. Kısa bir yandan sonra devam ediyoruz. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi bekleyen konuklarımız, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Müjdemi isterim, Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Altan Erkekli, oyuncu ve sunucu. Üniversitede inşaat mühendisi olmak için uğraşan ama içindeki oyunculuk sevdasından oyunculuk bölümüne giriş yapan ve iyi ki de kararını değiştiren Altan Erkekli, yıllardır bulunduğu bu sektörde nelerin değiştiğini anlatmak üzere konuğumuz oluyor. Melis Tüzüngüç, oyuncu. Bir zamanlar Mesut Yar'ın rol arkadaşı olan, oyunculuk sektörüne erken yaşta girip hızla devam eden Melis Tüzüngüç, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu ve sunucu. Şişman ama sempatik olarak girdiği dizi sektörüne fit ve yakışıklı şekilde devam eden Uraz Kaygılaroğlu, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Uğur Meleke, spor yorumcusu ve yazar. Sosyal medyada yorumlarına en çok güvenilen Meleke, neden futbolculuk değil de yorumculuğunu yaptığını anlatmak üzere konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok devam ediyor. Evet, Burada Laf Çok an itibariyle devam ediyor. Sevgili Altan Erkekli abimiz geldi. Direkt şuradan başlamak isterdim. Sen best model olsaydın ne yapardın? Ben... hemen spor yapıp herhalde göbeği indirmeye çalışıyorum. Yok, bence böyle çok fitsin abi. Nasıl yani, gerçekten her sezon nasıl bıraktıysak seni öyle alıyoruz. Bu güzel bir şey. Ediyorum, sağ olun. Bu güzel bir şey. Biraz babalığın da getirdiği bir şey herhalde. Herhalde. Anladığım kadarıyla. Çünkü o çocuklar insanları yavaş yavaş böyle gençleştirmeye başlıyor ve yavaş yavaş onlarla birlikte çocuk oluyorsun. Doğru mudur? Çocuk oluyorum canım. Yani olmazsak 3 yaşındaki Ali ile anlaşamayız. Doğru diyorsunuz. Aynı dili konuşmaya başladınız mı? Mutlaka. O size bir şeyler öğretmeye başladı mı? Öğretti. Bu siren burada durmaz diyor. Can kurtaran şoför oluyor. Evet. Sirenin lambası var. Ali'cim şurada dursun diyorum. Bak ben oturamıyorum. Hayır, orada durma. Şiyendeyim. Burada dur işte diyor.
Siren burada duracak. Bildiğin yani. Kurabiye canavarı olmuş tabii, bile. Tabii. Maşallah, Allah başlasın. Sağ ol. Konuşacağız. TRT'de tekrar yeni sezonda sizi evet, göreceğiz. Evet. Programımızda sen olsaydın ne yapardın? Ya benim vicdanımı en çok okşayan, bam telimi en çok basan program. Çok net, geçtiğimiz sene de söylemiştim. Bizim program başlamadan önce bizim genel müdürle oturup senin programı izliyorduk. Çok enteresan bir şey. Ya çok güzel format, çok güzel format diye herhalde bu sene de bize sürprizleriniz evet, olacaktır. Sevgili Melis, hoş geldin. Hoş bulduk. Şey değişmiş, tarz. Mı diyorsun? Diyorum ben, dedim. Sen benim set arkadaşımsın diyebilirim. Ben senin çocukluğunu bilirim değil mi? Aslında öyle öyle bakarsan. Bayağı çok... bu arada 2 sene, 3 sene oldu mesela. 2 sene, 3 sene oldu ve artık gencecik ve çok hoş bir kız çocuğu oldun. Teşekkür ederim. Ve maşallah çok da keyifli bir iştesin. Çok. Şu anda hakkını vere vere de yapıyorsun. Bu arada baba umarım candır öyledir, değil mi? Baba candır kesinlikle. Peki şöyle söyleyeyim. Baba mı candır, anne mi candır, teyze mi candır, hala mı candır, elti mi candır? Kim kimi can olarak görüyorsa can olur diye yani. Can olur yani. Ki kim yani, kimin canı ise can olur diyorsun. Peki gayet güzel. Hoş geldin. Uras ne haber abi? En son 7 güzel adamda bırakmıştık. Bıyığım vardı abi. Bıyığım vardı ya. Senin bildiğin bıyığım vardı. Sorma abi, yapıştırma gibi bir şeyim vardı evet. Yok ama ya bayağı bildiğin çıkmaydı, hatta ben çekmiştim şimdi hatırlarsan. Şimdi bıyıyorduk abi onun ya. Yapma ya. Evet. Şimdi mi söylenir? Evet. O zaman söyleseydin manşet yapardık. O zaman işte konuşurdun diye. Bıyıklarını boyuyormuş diye. Bıyıklarımı çıkarıp geldim abi. Abi bir şey söyleyeyim. Bu da keyifli. Yani şimdi bıyığı da kesince bir 5 yaş oynuyor insan ister evet, istemez. Evet evet. Nasıl gidiyor? İyi vallahi abi ya. Çok keyif alarak. Bir kere dinlenmiş gördüm seni. İyiyim, bu iyi abi, bir şey. Ya yani Maraş'ta çektiğimiz için 7 Güzel Adam'ı sürekli git gel git gel git gel. Hayatımda binmediğim kadar uçağa bindim. Eskiden uçağa binmek benim için havalı bir şeydi böyle. Aa uçağa biniyoruz falan diye. Hı. Şimdi artık otobüs gibi oldu yani. O kadar git gel beni perişan etmişti. Şimdi evimde yattığım uçak için. Uçak korkun falan var mı? Yok canım, hiç yok. Yani, düşerse ölürüz zaten herkese. Kalmıyor. Yani. Evet ya. Bir de öyle bir şey. Bindikten evet, sonra kalmıyor. Gayet keyifli. Diziniz başladı ve çok iyi gidiyor. Evet. Maşallah diyelim. İnşallah. Uğur Melek'e. Türk televizyonla ya gel Türk spor hayatının galiba gördüğü en ağır başlı adam desek çok mu abartmış oluruz? Estağfurullah biz. Estağfurullah diyerek. Ama bir şey söyleyeyim. Yani, saadetin bu kadarını kaldıramayacağım. Çok naziksin. Üstad yani ne zaman seni görsem zaman hakikaten. Hani bizde biraz futbol tartışmaları harala gürelidir ya. Biraz hani bir tatlı bir rabarba olur, bir kaos olur. İster istemez ıstakalar havalarda uçur. Finalde çık erkek sen dışarı durumu olur. Ama sizde mesela hiç öyle bir tarz yok. Mesela hani en böyle ne diyelim kaotik spor programından bile böyle sakin, müsekkim bir şekilde çocuklar siz kendi aranızda parçalayın birbirinizi birazdan görüşmek üzere diye çıkacak adam tipi var sizde. Doğru mudur? Estağfurullah. Belki de doğrusu odur. Hı. Yani futbol aslında eğlenceli bir şey. Basit bir şey. Bu kadar komplike bakmamak lazım. Belki hı-hı, de yanlış olan benim bakışım ama elimde değil. Yani farkında olmadan sizin tarifinize belki uygun davranıyorum ama çok naziksiniz, her zaman utandırıyorsunuz. Estağfurullah. Peki, yanlış olan aslında hangi bakış ya da hepsi topyekun doğru mudur? Yani bunun bir oyun olduğunu unutmamak lazım aslında. Biz çoğunlukla unutuyoruz. Çok fazla ciddiye alıyoruz. Hı hı. Esasında bu 22 kişinin gerçekten de bir topun peşinden koştuğu basit bir algoritması olan bir oyun. Hı hı. Yani sokaktaki çelik çomaktan, misket oyunundan çok fazla ayırt etmemek lazım. Birkaç çok fazla... milyar dolar farkı var sadece. Evet, yani... sokaktaki çelik çomaktan birkaç milyar dolar farkı. Ama parayı çıkarttığınızda aslında böyle basit, böyle sade, böyle masum bir oyun kalır. Aslında biz bize kalıyoruz değil mi parayı çıkartırsan? Aynen öyle. Bu oyunun masumiyetine uygun bence bu tarz şakalar, birbirini kızdırmalar, eğlenmeler, gülmeler, kahkahalar. Aslında benimkiler eksik bence. Ben kendim eksik oldum. Estağfurullah hiç, yani hiç böyle holiganlaştığınız ya da ne bileyim taraf tuttuğunuz zaman zaman ne bileyim nabzınızın arttığı olmadı mı yani? Bizim ülkede bir sıkıntı var abi. Bizim ülkede futbol sevilmiyor, kazanmak seviliyor. Hmm. Yani spor sahalarının tribünlerinde olmamasında böyle bir anahtar sıkıntı var. Hmm. Ben gerçekten bu oyunu seviyorum. Oyunu seven birinin birbirini kızdırmak bir yana holiganlaşacağını ben sanmıyorum. Kazanmayı seven biri holiganlaşabilir. Bu ülkedeki futbolun önemli sorunlarından biri oyun sevilmiyor, kazanmak seviliyor. Kaybettiği zaman tribünleri terk ediyor adam. Neden? Bu cumartesi öğleden sonra eğlencesi değil mi senin için? Bu hı, ailenin çoluğun çocuğunu alıp gidip bir futbol oyunu, bir müsabaka izlemek değil mi? Hı. Eğer derdin sadece kazanmaksa bunu izleme. Kazanmanın garanti olduğu başka bir şey izle. Bravo. Böyle bir duygum yok be. Futbol üzerine enteresan felsefeler var. Bunlardan bir tanesi futbol sadece futbol değildir gibi böyle bir önerme var ve hepimiz de kabul ediyoruz. Evet değil çünkü içinde siyaset var, çünkü içinde para var, çünkü içinde çelik çomak var, bir sürü şey var. O zaman ben başka bir önermeyi tartışmayı açmak istiyorum. Top yuvarlak mıdır gerçekten? Futbol aslında belki de sadece futboldur.
Peki. Gayet güzel oldu. Bu yanıtı alarak Altan abiyle biz ikna olduk. Futbol sadece futbol. Taraf tutar mısınız? Beşiktaş otobüsünü görünce zaten... Ya o işte yani hani ister istemez çok dile getirmek istemiyorum. Beşiktaş'la ilgili konuşayım istiyorum ama... Güzeldir ya bizim yanlış semt. Yanlış anlayacak. Beşiktaş semti güzeldir, Beşiktaş ruhu güzeldir, ruhu güzeldir filan ama... Şimdi alınmasınlar, biz tekstilleri filan beceremiyoruz yani. Futbolda sevgili Uğur kardeşime katılıyorum. Yani mağlubiyet de var, beraberlik de var. Mesela dün akşam çok üzüldüm, Galatasaraylılar hemen yönetim istifa diye bağırmaya başladılar. Yani yöneticiler de bir şeyi çabalıyor, ediyor, koşturuyor filan. Hemen onların da ilk maçta moralinin bozulmaması lazım ama mesela ben defalarca dile getiriyorum. Bizim tekstili beceremiyoruz yani. Ben ona üzülüyorum mesela. Yani Fenerbahçe'nin ürünleri çok güzel oluyor. Beşiktaş'ınki olmuyor. Yani rica ediyorum kardeşim. Şunu diyorum, misine gibi ilk bir arkada dikmeyin. Yani onu almaya çalışırken insanlar yırtılıyor, ediyor. Bir pamuk ipli 5 lira daha koy üstüne. Yani tekstilci arkadaşlarımız var etrafta, diyorlar ki ya bunun maliyeti zaten 15 misli falan satılıyor yani markalı ürün. Yani maliyeti şu kadar. Ama bunun doğrusunu yapın ya. Eyvallah. Ya da Fenerbahçeli olun Altan abi. Bayağı güzel ürünlerimiz var. Çılgın çektin Uras. Gayet güzel. Çılgın çektin de. Ama çok güzel. Futbolun sadece tekstilinle mesela takıl, o da güzel bir şey ya. Biri de bu linki hiç açmadı biliyor musun? Ya gerçekten, çünkü artık bu bir endüstri. Kabul etmek lazım ki. Ya futbol gibi bir endüstri bu da. Doğru, o zaman ya yine mi fukara takımıyız, anlayamadım yani, ki. Yani becereceğimiz bir şey varken gidip insanlar alıyor bunu, niye doğrusunu yapamıyoruz yani, ona sinirleniyorum ben. Yani parasızken şeyini, korsanını alırdık. Onda da renk tutmazdı. Yani ilk yıkadığında siyahla beyaz birbirine girerdi, gri bir şey çıkardı ortaya. Acayip bir şey. Şimdi en azından renkler dağılmıyor abi ilk yıkamada. Bu da bir şey. Zaman içerisinde. Ama çok yani benim de fazla ömrüm kalmadı ya. Bunları güzel olarak görmek istiyorum. Bir kere Allah size çok uzun ömür versin. Bu önemli bir şey. Yoğun geçiyor. Bir yandan sinemaya devam ediyorsunuz. Bir yandan dizi başladı tekrar. Başladı. Değil mi? Başladı. Hapisteyim. Herhalde. Bıçakladık. Canın sağ olsun. Çıkarsın be abi. Ne yapayım? Allah kurtarsın. Ama bir yandan da biraz toplum vicdanını yoklayan, hafif dürten, galiba unuttuğumuz değerleri de hafif dürten bir iş yapıyorsun. Yani sen olsaydın ne yapardın? Kolay bir soru değil bu. Bizi yüzleştirdiğin şeyler de kolay değil. Hakikaten düşünüyorum, bazen empati yapıyorum. O kafede oturan çocuğun yerinde olsam, ya da o garsonun yerinde olsam, ya da o eczanedeki kasiyerin yerinde olsam, ben olsam ne yapardım diye. Zaman zaman sen de reji odasından düşünüyor musun? Ya bu çocuğun yerinde olsam şunu yapardım ya da bunu yapardım diye. Ya biraz da ekstra vicdan gerektirmiş. Tabii. Şimdi yaşadığımız hayatın içinde hakikaten kandırılanlar çok olduğu için biraz mesafeli davrananları insanların eleştirmemesi gerektiğini anlamaya başlıyorum. Maslak yolunda 2 sene önce çok güzel bir giyim kuşamlı bir üçlü duruyor. Yaşlı bir teyze, röntgenler var. Durdurdular, durdum. Acıbadem Hastanesi'nden çıktık, eve yetişemeyeceğiz bilmem ne falan filan peşmekan. Verdik bir taksi parası. 3 gün sonra kaldırımın karşı tarafında duruyor aynı üçlü. Kıyafetler değişmiş. Aynı röntgenler. Durdum, gidemediniz mi ya dedim ben. Evet, aynı röntgenler filan. Şimdi böyle örneklerle insanlar, sokağa çıktık biz bu sezon. Böyle örneklerle insanlar yaklaşmadan geçiyorlar. Şimdi diyorum ki acaba bu da benim gibi bir şeyler yaşadığı için mi yaklaşmak istemiyor? Çok işi var, acaba acele bir yere yetişecek, onun için mi yaklaşmak istemiyor? Onları da düşünürken zaman içinde hakikaten İstanbul, hayat, dünya... işte aylan bebek, bu yani vurdum duymazlık, o medeni ülkeler falan, böyle nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz diye, biz bu yaptığımız iş hakikaten toplu iğneyle kuyu kazarak bir şeyi anlatmak. Yani koskoca ülkeler şimdi yaşanan drama hiçbir şekilde kulak vermiyorlar ve orada bir savaş var. O bombaları siz yapıyorsunuz kardeşim. Sizin ülkeleriniz yapıyor yani. Bütün hepsini onlara siz gönderdiniz. Yani tıkır tıkır onlar giderken iyiydi de şimdi bu insanlar ne yapacak? Yani Esenler otogarında sıkıştılar kaldılar. Orası Edirne almıyor. Edirne almıyor. Burası ne yapacak bu insanlar şimdi? Yani bir şekilde ben de diyorum ki sokakta, yani neden bu insana yaklaşmadı? Acaba ne yapacağı, onun içinden biz alıp bir şekilde çıkartıp bütün bu kanalların hepsinin ortak bir noktada bunun ne yapacağını anlatılması gerektiğini
Hep beraber acaba o masaya oturup da konuşabilir miyiz? Yalnızca bir kanalda değil yani. TRT1'de değil. Aslında bu formatı biraz genelleştirmek. Evet yani genelleştirmemiz lazım. Yani toplumsal vicdana ekran yoluyla yaymak belki. Evet. Çünkü ekran ciddi bir şey. Hem illüzyon aracı ama aynı zamanda çok etkili bir araç. Şunu da diyorum ama yani bir öyle bir genimiz var ki bir elin verdiğini bir diğerinin bilmemesi halinden biz bu noktaya geldik. Artık iki elde saklar olduk kendimizden. Biraz da karşılıklı vicdansızlık başladı galiba. Başladı. Ve bunda yalnız değiliz anladığım kadarıyla. Yani bir Macar kameramanın bir mülteciye attığı şeyde de var. Çelme'de de var. İşte artık gümrük kapılarından kontrolle, Schengen'e rağmen kontrolle geçilmesinde de var. Yani o vicdansızlık galiba sadece bizim toplumumuzda değil, bütün dünyaya özgü bir hale geldi. Bütün dünyaya. İnsanlık geriye doğru mu gidiyor? Yani şöyle oldu. Biz eskiden, ben gençken o filmlerde seyrederdim. Şimdi Suriye'deki iç savaş başladığında Türkiye'ye kaçarken asker Mehmetçik alıyor bebeği, su veriyor yaşlı teyzeye. Ya o sırada da biz sofradayız yani. Tam 8'de haberlerde. Tuzu versene, oğlum yesene yemeğini, bak köfte orada falan. Film seyreder gibi gerçeği seyrediyoruz. Yani ben çocukken filmlerde seyrederdim bu olayı. Artık o kadar kanıksıyor ki insanlar. Hayatın bir parçası gibi, ne yapalım orada oluyor ama hayat devam ediyor gibi oluyor. Ama bunun bir şekilde hayatın bize de bu noktada gelebileceğini, insan olarak onların dramının anlatılması gerekiyor. Yani okulda matematiği öğretiyorsak, sinüs, kosinüs falan onları öğretiyorsak bunu da anlatmamız gerekiyor. Çünkü kanıksamak bir anlamda vicdana indirilen en büyük hançer gibi geliyor bana. Yavaş yavaş. Öğreneceğiz ya da tekrar öğrenmeye çalışacağız, öyle bir şey yapacağız. Vicdanlı mısındır? Vicdanlıyımdır. Yani. Senin ben vicdanını yerim yani. Böyle sağlı sollu alırım bir aklarla, böyle sallarım yerim vallahi o vicdanı. Peki seçicisin aslında yaptığın işlerde böyle biz her şeyde Melis'i görmedik. Hop bir dizi bitti, bir başka dizi atladı, o oldu bu oldu, hiç görmedik. Doğru düzgün kendini anladığım kadarıyla hafif bir torna tesviyeye sokup ve değişik bir şeyler peşinde koşuyorsun anladın. Bu son dizi yakaladı mı Babacan'dır, yakaladı mı bunu? Kesinlikle yakaladı. Ya da nereden yakaladı tam olarak? Nereden yakaladı? Ya içinde çok şey var Babacandır'ın. Yani aslında bakıldığında bir komedi dizisi. Ama içine baktığınız zaman bir dramı da, acıyı da, üzüntüyü de, mutluluğu dört da, bir aile. İçinde çok şey var. Yani aslında tam bir aile dizisi. Yani bütün aileyi, dizsen çoluk, çocuk, babaanne, dede, anne, baba, herkesin izleyebileceği ve herkesin içinde kendine ait bir şeyler bulabileceği bir dizi. O yüzden birçok şey verdiğin zaman insanları yakalayabildiğini düşünüyorum. Herkes kendine bir şey alıyordur bence. Öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden sanki oldu. Bir de oradaki baba da iyi ya. Settar abi de iyidir Settar yani. Settar abi kesinlikle. Şimdi Türkiye'de hani baba rolü deyince akla önce Altan Erkekli gelir. Bunu bir kenara yazmak lazım. Kabul etmek lazım. Altan abi hapiste diye biz de. Settar abiyi verdik diyorsun. Verdik alana. Ama nasıl Settar abi, nasıl bir baba? Settar abi müthiş bir baba. Gerçekten Settar abi candır ya. Uraz da ya hepimiz. Tülay Bursa. Tülay Bursa mükemmel bir kadın. Yani keyiften çalışırken gerçekten keyiften ölüyoruz. Hep birlikte Uraz da anlatsın. Müthiş bir set hayatımız var yani. Set hayatınız güzel. Mükemmel. Siz artist ve aktrislerin set hayatları gerçekten ilginizi çekiyor. Evet. Ne yiyorsun, ne içiyorsun orada? Valla ne gelirse onu yiyoruz abi. Olmaz yemekçiyi abi. Yemekçiyi beğenmeyince isyan çıkarıyoruz, yemiyoruz falan. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen artık tamamen oturttun galiba. Hani diyet formülünü oturttun. Evet. Diyet, yani diyet artık yapmıyorum standart artık. Yani normal yemek yiyorum ama yememem gereken şeyleri yemiyorum yani. Yememesi gereken şeyleri yemiyorum. İşte biz orada deli gibi çikolata falan yerken Uraz asla yemem falan yapıyor. Yemiyor. Ha o hal yani. O yüzden şişman mıydın? Abi 140 kiloydum ben ya. Abi ciddi misin? Böyle tek başıma oturuyordum Mesut abiye geldiğim zaman. Konu kalmıyordum. Dört kişi konu falan. Tabii Uraz'ı alıyoruz. Yani o Uraz'lı kaygılar oldu bende. Sürekli kaygı halindeydim. Acaba sığacak mısın mıca? Yok gerçekten müthiş bir irade. Gerçekten abi evet. Maşallah. Müthiş bir irade. Vardır Mesut abi de görüntü. İrade var mı ya Uraz'ın eski halleri? Yapmadık mı? Tabii hatırlatmak istemiyoruz. Yapmayalım. O maksus geçmişi hatırlatmak istemiyoruz ama sonuç itibariyle gerçekten iyi baktın. Galiba bir jönde kendisine iyi bakması gerekiyor. Estağfurullah. Ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum abi. Yani ekran önünde olan birinin maalesef Türkiye'de ekranda güzel bir şey görmek istiyor. Yani bunu seyirci böyle istiyor diye söylemiyorum. Bunu yapımcılar, televizyon kanalları, kimse yani buna karar veren onlar birazcık böyle bir şey istiyor. Halbuki bence aktörün şişmanı da var. Şişmanın kendi hayatında çok başka hikayeleri var. Çok başka dramları, çok başka komedileri var. Ama biz yakışıklı işte birinci abiler çıkarıp o abilerle
yola devam etmek işte istiyoruz. Bizde çok böyle jobi öyle oluyor yani. Yanlış mı söylüyorum abi? İnsanın her türlüsüne ihtiyacı yok mu bu sektörün? Yani her tip formatta. Şimdi televizyonda sadece kaslı ve çok güzel abiler var yani. Böyle mi olmalı? Sen onlardan biri misin? Hayır abi değilim yani. Peki. Eski halim varmış elimizde. Gösterelim lütfen. %100 vardır tabii ki. Buyurun. 2008, 2011, 2012 ne dersin abi? Ve aç 2015. Abi bana. Kes bana. 2015. Ve 2010, ve 2015'te artık yani birebir oturmuş bir yüz. Oturmuş 2008 bir. Hakikaten Greco-Roman şeyi yani. 2008 benim için çok karanlık. 2008'de aldı zaten Greco-Roman de aldı abi yani şeyde. Erkekler yüz üstünde evet. Bayağı bir şey Greco-Roman'de. Üçüncülüğümüz var galiba. Dünya. Bu karar nasıl başladı? Ben hani... Sonuç itibariyle çok da şeysin, özgüvenli bir adamsın. Niçin kilo vermek istedin? Annem yüzünden abi, ben bir şey istemedim yani. Şu valideler var ya. Evet evet yani, ama korktu kadın yani. Gece uyurken nasıl sesler çıkarıyorsam artık yani o kiloyla. Oğlum beni yiyecek. Falan çok haklı. Yani öyle bir şey olunca öleceksin galiba falan dedi Allah yani. İyi durmuyorsun falan dedi. Ve bir diyetisyene yazdırdı beni. Ve o diyetisyenle bir yol aldık ve sonuç verdi. Böyle bu son dönemde ameliyatlar falan filan da var ya hani böyle konuşuluyor bilmem ne. Ben öyle şeylerin hiçbirini tavsiye etmiyorum kimseye. Harikulade. Yani, neyi tavsiye ediyorsun? İlaç milaç filan da kullanıyorlar. Bir, yok bilmem onlar çok neler, fena zaten. Haplar yok bir şeyler. Gömüyoruz hepsini çok şükür. Evet evet yani. Abi günde normal hayatının dışında yarım saat yolda yürüsen, biraz akşam makarnayı ekmekle yemesen, işte çorbayı içiyorsan ekmek yanında bandırmasan. Tamam bunlar çok Türk ögeleri yani. Bizim usulümüz evet, abi. Usulümüz bu ama. Çorbaya işte, da ekmeği bandırmazsak ne yapacağız ya? İşte öyle olunca da o zaman da ya şu göbeği nasıl vereceğim ya? Ben de 10 kilo verdim falan diye herkes bana bu sohbetle geliyor. Ben de bunu anlatıyorum. Çünkü bildiğim yöntem bu yani. Harikulade. Uğur Meleki gibi bence sadece maç izlemeli. Yani anladığım kadarıyla maç izlemek ciddi bir kalori yakımına da neden oluyor anladığım kadarıyla. Yok ben spor da yapıyorum aslında zaten. Sizin jenerikte bahsettiğiniz niçin futbolcu olmadığında futbol yorumcusu oldum. Ben de hala onun cevabını arıyorum. Yani çok isterdim. Arıyor musun oyun gerçekten? Oldum. Hiç oynadın mı? Yani en azından mahallede. Tabii ki. Tabii ki. Yani hala spor yorumculuğa başladığımda kendimi pazarlayabileceğimi düşünüyordum. Yani bir noktaya gelecek ve kendimi göstereceğim. Ve ondan sonra kendimi pazarlayacağım zannediyordum. Uzun süre rüyamda görmeye devam ettim zaten oynadığımı ama birkaç sefer aslında bu heyecanımı bastıracak şeyler yaşadım. Çok şanslıyım. Bu mesleğe girdiğim için çok şanslıyım. 2006'da Roma'da Romalı futbolcularla idmana falan çıktım bir organizasyonla. Totti ile karşılık top oynadım. Totti ile? Evet. Ne diyorsun be abi? İyiymiş o. 2011-2012'de Formula 1 İstanbul'da yapılıyorken Formula 1 takımı her gittiği ülkede futbol maçı da yapıyor. Onların futbol takımı da var. Aha, aha. 2011'de Schumacher'lerle, 2012'de Sebastian Vettel'lerle oynadık. 2012'de güzel bir gol attım NTV Spor ekranında ama hala fark etmediler beni, keşfedemediler. Hala bilmiyorlar. Tabii canlı yayında attım golü ama hala keşfedemediler. Yaşım da geçti artık ama... Oysa ki yani, bir sürü golcü arıyoruz. Yani keşke en yakınına baksın insanlar. Sol bekleye de razıydım yani. Oradan da başlayabilirdim. Yani illa bir konumda gerekmiyordu yani. Sol bekte olabilirdim. Kulübenin köşesi bile bana uyar. Nasıl bu seneki futbolu nasıl değerlendiriyorsun? Ya biraz geçenlerde ben çok üzerinden okuyorum. Çok fazla yabancı futbolcu olduğunu ve giderek hani Türk oyuncuların azaldığı konusunda şeyler var, eleştiriler var. Doğru mudur? Haklılık payı var. Haklılık payı var ama şöyle bakalım. Herhangi bir sektör, tıpta diyelim ki, kapalı devre bir mekanizma kurdunuz ve sadece Türk doktorların gelmesine izin veriyorsunuz ama bir sahada daha iyi Almanlar var. Hı hı. Başka bir sahada daha iyi operasyonu gerçekleşecek Hollandalı bir tıp adamı var, doktor var. Veya bir Alman buraya geliyor, burada yaşamak istiyor. Bir hastane çalışmak istiyor. Doktorluk lisansı var, ehliyeti var. Hayır diyorsun. Ben Türkiye öncelik tanıyorum. Nasıl bu insan haklarına aykırıysa ve biz 1963 senesinde Ankara Anlaşması'yla hayır, Alman bir doktorla Türk doktora aynı hakları tanıyacak dediysek, tanıyacağız diysek, futbolda da bu hakları tanımalıydık. Hı hı. Bence gayet yerinde bir hamle yaptık. Hakkın zaten üzerine çıkmadık mı biraz? Ya çok fazla da almış. Ama şimdi bizim nedir ulus olarak hayallerimizden bir tanesi, ülkelerimizden bir tanesi Avrupa'nın bir parçası olmak. Hı hı. Adı Avrupa Birliği veya değil. Hı hı. Ama Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Yani şu an 28 üyesi olan Avrupa Birliği'nde biz 6 üyesi varken hayal kurmaya başladık. Hı hı. 12 üyesi varken adaylık başvurusu yaptık. Aday konumuna geçtik. 18-19 üyesi varken şu an 28 üyesi var. Zaten Avrupa Birliği... Neredeyiz tam şu anda? Şu anda iki aday kaldı sanırım. İki adaydan biriyiz. 28 artı 2'den biriyiz. Anladım. 50 yeri sonra biz herhalde. Zaten başka Avrupa ülkesi kalmadı anladığım kadarıyla. Yani bu arada Avrupa Birliği ülke sayısı arttı. Aslında biz aday olduğumuzda gerçekten işin şakası bir yana gençler hatırlamaz. Avrupa
ülke sayısı 32 idi. Tabii. Yugoslavya, Yugoslavya. Tabii ki. Oradan... Yugoslavya dağıldı. Rusya dağıldı. 11 yeni ülke. Yugoslavya 6 yeni ülke çıkarttı. Ve bir takım başka parçalanmalarla 32 ülkesi olan Avrupa şu an 54 ülkeye çıktı. Yani biz şu anda 30. konumumuz aslında 80'li yıllar, 90'lı yıllar için biraz komikti ama maalesef şu an böyle bir konuma geldik. Hayatın herhangi bir alanında Avrupalılarla eşit olmak istiyorsak, eşitlik talep ediyorsak biz de onlara eşitlik vermek durumundaydık. Böyle başlayabilirdik. Belki Avrupa Birliği oyuncusu serbestiyet olabilirdi. Belki sizin dediğiniz kadar aşırı olmazdı bu durumda. Ama böyle bir tercih yaptılar. Şöyle bakalım olaya. Bir tane otomobile biniyorsunuz. O otomobilin Türkiye'de fiyatı 30 bin lira. Almanya'da fiyatı 10 bin lira. Yani takdir ederseniz ki Almanya'dan 10 bin liraya almak istersiniz. Yani bu kapalı devre ekonomilerinin dünyada hiçbir yerde olumlu sonuç verdiği görünmemiştir. Onu 10 bin liraya alma imkanı verdi Türk futbolu şu an kulüplere. Abi ne topçular yıllarca yabancı sınırından ötürü milyonlarca euro aldı yani oynamadan sadece yani, Türk olduğu için. Doğru diyorsunuz. Ya bence iyi bir şey oldu yani. Yani peki Türk futboluna bir şey getirdi mi bu ithal şey? Yani sonuçta çok yeni henüz uygulama. Orta vadede getirecektir. Ben şöyle bakıyorum. İki handikaptan söz ediliyor. Bir, Türk oyuncular yabancıları geçip formayı alamayacak. Türk oyuncu burada yabancıyı geçip formayı alamıyorsa Avrupa Kupası'nda da yenemez. Milli maçta da yenemez. Burada geçip formayı alacak ki orada yenebilsin. Sen orada bir rekabet şansı tanı bakalım burada. Ben geçeceklerine inanıyorum. Şimdi Gökhan Gönül'ün alternatif olarak hangi Avrupalı'yı getirsen geçebilir ki onu oynayacaktır yani. Veya Selçuk Yunan, Burak Yılmaz oynuyorlar işte. İyi oyuncu uluslararası manada iyiyse oynamaya devam edecektir. O yüzden böyle bir handikapın lüzumsuz bir korkudan ibaret olduğunu düşünüyorum. İkincisi de kalitesiz Avrupalılar veya kalitesiz dünya vatandaşları, kalitesiz Afrikalılar, kalitesiz Asyalılar buraya gelecek diye bir endişe vardı. Henüz ilk yılı hiç de öyle olmadı. Çok da kaliteli bir şey oyuncular geldi. Rekabetin düzeyi arttı. Bir şeyin iyi olması istiyorsan, futbolun iyi olmasını istiyorsan iyi futbolu iyi oyuncuyla oynanır, iyi futbolcuyla oynanır. İyi hastane kurmak istiyorsan iyi doktorlar. İyi televizyon yapmak istiyorsan iyi televizyoncular. Yani o yüzden bu handikapların, bu korkuların lüzumsuz olduğunu düşünüyorum. Çok da olumlu olduğunu düşünüyorum bu serbest. Zamana bırakmak lazım. Birbirimize alıp vereceğimiz bir sürü şey var anladığım kadarıyla. Ya bu... Onlardan öğrenecekleri de yok mu yabancılardan? Türk futbolcularının da antrenmanında vesairesinde falan. %100. Ayrıca şu da oldu Uras. Mesela 18-19 yaşındaki Bursasporlu Batuhan Hamburg'a gitti. Evet. Enes Belçika'ya gitti. İşte Sezer Öztürk çok tanınmamış bir oyuncu Fransa'ya gitti. Bu Türk gençlerinin bu yaşlarda Avrupa'ya gitmesi... Orada sadece sporcu olarak değil, insan olarak gelişmesi de çok iyi bir şey değil mi Altan abi? Orada gelişecekler ve ülkeye dönecekler. Yani bu aslında 18-19 yaşında bir zihni, beyni endüstri mühendisi okumak için Almanya'ya göndermek, tıp okumak için Fransa'ya göndermek gibi bir şey. Orada gidecekler, eğitim görecekler, hayatı öğrenecekler. Yani az önce bahsediyordunuz siz, Saint-Germain sokaklarında dolaşmak Sezer'i geliştirecek, kabul edelim. Sadece Troy'da oynamak değil mesele. Mesela aynı zamanda... Bir Avrupa vatandaşı olmak, dünya vatandaşı olmak, lisan bilmek, gelişmek. Bu çocuklar gelişecek ve ulusal takıma daha büyük katkılar vererek dönecekler. Şimdi Hakan Çalhanoğlu Türkiye'de yetişseydi bu seviyeye gelemezdi. Kabul edelim bu akşam iki gol attı Bayer Leverkusen formasıyla. Bu çocuk geliyor Türk milli takımına hizmet ediyor. Yani bu gurur duyacak bir şey. Maç izleyerek mi geçiyor ömür? Yok aslında ben futboldan daha çok sevdiğim şey var hayatta. Nedir? Matematiği çok severim. Matematiği seviyorsun? Evet büyük bir matematik severim. Hatta yakın zamanda da bilmiyorum söylemeden bir sakınca var mı? Estağfurullah. Milliyet'te futbol dışı yazılar da yazmaya başlayacağım ve matematik yazılarım olacak. Evet, matematik birinci planda olacak. Çünkü matematik aslında hayatta ne işimize yarayacak sorusunun binlerce cevabı olan bir bilim dalıdır. Hepimizin çok uzak mesafede durduğu ama aslında çok yakın yaşadığı bir bilim dalıdır. Yani bir ağaca doğru yürürken o ağaca çarpacağımızı hissettiğimizde böyle yavaş yavaş 15 derece açıyla yürümeye başlamamız aslında kafamızda yaptığımız bir matematiksel işlemdir. Hayatın her sahasının, her alanında matematik vardır. Ben de bunu yazmaya, iletmeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım bu konuda. Fikret Bila genel yayın yönetmenim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdi bana. Başlayacağım yakında. Sadece maç izlemekte geçmiyor hayatım. Güzel. Kısmesi. Yakında sudoku falan da hazırlarsın. Amerikan komedilerini de çok severim ayrıca. Yani bir o kadar ilgili olduğum konu da o. Bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Mesela Louis şu anda. Louis C.K. Müthiş bir komedyendir. Müthiş bir dizisi var. Seinfeld. Two and a Half Men. Bunların severim büyük, onları da diyorsunuz. Büyük ayrı. Abi Jon Snow ölmemiş ya. Ölüyorlar ya. Ya al kendi ağzından kaçmış ya. Ya. Ayak yapıyorlar. Ya, ölmedim, bence onlara ben sansasyon yapıp duruyorlar. Oğlum Polat Alemdar mısın dedim ya. Yazdım ya. Polat Alemdar mısın? Ne ölmedim ya. Ama enteresan. Yani güzel. Sizin mesela hobileriniz nedir? Bebeği bir kenara koyuyoruz. Ali'yi bir kenara koyarsak. Yeni yerleri keşfetmek arabayla.
Arabayla mı? Otobüs şoförü de olmak isterdim ben. Bu enteresan bir şey. Tiyatroda çok turne yaparken hep böyle mola yerlerinde dururuz gece mesela 3'te. Yığınlarca otobüs gelmiş. Hep otobüsler yıkanır. Yani yaz kış yani. Temiz şakır 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 hep yıkanır o otobüsler. Koşuşturan insanlar falan filan. Hep de böyle göbekli şeyli şoförler. Uykusuz yemekten değil mi? Evet. Böyle keyifli. Bazen de bizim böyle günlük turnelerimiz olurdu. Onda da Varan'la şey yaparlardı organizasyonumuz. Hemen durakladın. orada da biz böyle çok dingin, hiç fren yapmadan, huzur içinde yani herkesin kafayı koyup geldiğinde uyandığı bir yolculuk olurdu. Onlara çok özenirdim. Evet yani onlara çok özenirdim ben. Derdim ki böyle bir hayatı mutlu yaşatacak bir şey olayım. Uzun yol kaptanı olayım. Yani çok otobüste o zaman uçak bu kadar vızır vızır değildi. Herkes otobüslerdeydi. Herkes yani bir frende uyuyamazdı kimse. Bir frenli yani ani frenlerde falan. Onlar da o şirketlerde hiç böyle... Kaygı yoktu. Evet haşin fren yapan... Kaptanlar yoktu. Bilmiyorum şu anda binemiyoruz. İnerken 45 kişi bile. De böyle bir ses var. O ses zaten şey ya yani. İnsana gerçek huzurlu ses. Meyveli ve çikolatalı kekler. Yani şey iki çeşit sadece o kadar ilk, haklı. İlk uçuşlarda yakaladım mı bilmiyorum. İlk uçuşlarda uçak piste şeyi tekerleği vurunca alkışlardık. Evet. Ya bu İtalyanların şeymiş. Ama yani bize de geçmiş. Çok da keyifli. Hala geçenlerde yapanlar oldu. Bir baktım ya ne güzel şeyler yapıyor. Keşke pilot duyabilse o alkışı. Siz anladığım kadarıyla alkış almak için önce şoför olmak istemişsin. Sonra istediğin şey olmuş. Yani iyi ki de bence tiyatrocu oldunuz. Hayır tiyatrodan sonra bu zaten. Olduk. Ha tiyatrodan sonra gelişti tabii, bu. Tabii alkış alıyoruz. Hani turnelerde böyle hep gözlemlerde. Ya bir de şoför olalım ya. Huzur içinde olalım falan. Sonra bu kısmet oldu bana. Bir oldu mu ha? Hiç denedim. Televizyon filminde İETT şoförü oldum. Hay valla. Evet, evet. O kesme zaman. Ama o şeyi anladım yani. Hani İETT şoförü olsam ilk 15 günde birkaç kişiyle dövüşürdüm herhalde. Dalaşırdım. Akbil sıkıntılı bizde. Akbil'den değil yani. Şey vermiyorlar. Yol vermiyor. Ya durağa gireceğiz kardeşim. Çek oradan da büyük araba girecek işte durağa girecek yani. O hala dörtlüleri yakma. Herkes zaten bir dörtlü yakma şeyi var ya. O durakta özellikle yani, değil mi? Herkes bir dörtlü yakıyor yani. Dörtlü yakan tamam. Oraya giriyor sigara almaya dörtlü. Döner almaya dörtlü. Tamam eczane ilaç almaya giren dörtlü yaksın da. Herkes bir dörtlü yakıyor. Orada sohbet eden de dörtlüyü yakıyor. Yani dörtlü Allah'tan şu anda şöyle otobüs şoförü değilsin. Bildiğin Terminator çıkarmış abi. Yani çok iyi niyetli başlayıp çok feci bitebilirmiş. İyi olmuş. Bence yerinde güzelsin abi. Hiç zaman zaman ya keşke sahneye çıkmasaydım da başka bir iş yapsaydım dediğin oluyor mu? Yani övünmek gibi olmasın. Mesela garsonluk falan yaptım, yaparım. Yani onlar yani şu anda belki belim ağrıyor, inşaatta falan çalışamam ama yaparım yani ya. Hani aç kalmam. Ne meslek olursa yaparım diyorsunuz. Yaparım ya valla yani. O da güzel yani hani insan mesleğini seçebilir ama sevmesi de keyifli bir şey. Siz tiyatroyu seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Dilerim meslek seçmek zorunda kalmazsınız. İnşallah. Bir ara politika vardı var mı hala? Yok. Gayet güzel. Yok. Böyle bak politikasızlık güzel yakıştı şimdi sana. Güzel. Çünkü artık herkes politikacı ya. Ne bileyim politikacı olmayanları acayip seviyorum. Ay sen... Çünkü özür dilerim hemen. Arkadaşım da şey yaptı. Estağfurullah. Yani belediye meclis üyesi seçildiğimde dedim ki Beşiktaş belediye meclis üyesiydim ben. Dedim ki Kuruçeşme'den Sarıyer'e kadar bütün şey çizelim Hollanda'daki gibi. Şu kadar bir kırmızı çizelim kaldırıma. İşlet işareti koyalım. Bütün herkes vızır vızır bisikletlerle orada olsun. Bir ay sonra cevap geldi Büyükşehir'den. Boğaziçi öngörünüm inşaata izin vermiyor diye. İnşaat demedik ki ya. Çizgi çekeceğiz dedik yani. Ondan sonra ben dedim ki o zaman ilk pazar, her ayın ilk pazarı 11 ile 2 arası sağ şeridi kapatalım. Herkes orada olsun yani. Boğaz'da olsun herkes. Oradan tekrar 3 ay sonra cevap geldi. Bizde kabul ediliyor alkışlarla Beşiktaş'ta. Şeye gidiyor, Büyükşehir'den cevap geliyor. İl Trafik Komisyonu itfaiye can kurtaran polis araçlarının geçişini engellediği için yasakladı. Şimdi yapıyoruz bisiklet yolu. Niye peki ben 7 sene önce verdiğimde bunu reddettiniz? Abi sana sinir oluyorlarmış. Hangi dizideydin o zaman? Olabilir yani. O yani oynadığın diziyle de ilintili bir şey olabilir. Ama şey çok hoşuma gitti. Siz belediye meclisi kararları alırken herkes birbirine alkışlıyor mu? Yaşasın yok, karar aldık ya. Yok yok hayır. Benimki şeydi yani bravo. Yani çünkü orada hep teknik abiler vardı, büyükler, benden küçükler, şehir planlamacıları falan vardı. Yani böyle bir
sanatçıdan duyarlılık çıkınca hani benim ister istemez öyle bir alkış geliyor. Bunu alkışladılar. Yalnız. Yani bana destek olmak için. Naif adamsın. Yapıyor. Çok seviyorum seni. Altan abinin alkış almadığı hiçbir yer yok. Ya gerçekten. Biraz da alkışlarla uğrayacağız. Altan abi için yaz. Bak güzel konuştu gerçekten. Melih sever misin sen de alkışı? Alkış almayı. Tabii ki. Kim tiyatro sahnesine çıkıyor musun? Evet şu an. Geçtiğimiz sezon yaptın galiba. Geçtiğimiz sezon bir kere oynadık. Oyunumuzu şimdi yeni sezonda Almanya ile başlamak üzere. Gireceğiz inşallah. Bir kere dediğin tek temsil mi? Evet. O da başarı. Hayır işte sezonun sonuna denk geldi. Bir kere oynadık kendimizi denedik. Ondan sonra yeni sezona hazırlandık. Abi şimdi bu iş yürür dediniz Almanya. Ekim'de Almanya ile başlayacağız. Sıcak Çikolata adlı oyunumuzu orada ne oynuyorsun orada? Eskortum orada ben. Eskort. Evet. Bir araba modeli olarak mı? Hayır. Anladım peki. O zaman şu... evet aldık Mesut abi. Hala beceremiyorum ya. Bak şeyleri çevirmeyi. Çok keyifli. Peki sonuç itibariyle hem tiyatro bir yandan da set. Şimdi Altan abi tabii yılların oyuncusu. Bir sürü şeyde ne diyelim hani bir sürü karpuzu koltuğa sığdırmayı öğreniyor insan zaman içerisinde. Evet. Siz gençlerde de oluyor mu zaman içerisinde ya da... ne üst üste gelince oluyor yani daha doğrusu şey. Ya şimdi mesela altında. Yine provalar başladı. Setten çıkıp provaya gitmek, provadan işte çıkıp tekrar sete gelmek. Zaten benim hayatım komple babacandır oldu. Başka hiçbir hayatım olmadı. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Oradan çıkıp provalar tekrar dön. Bir şekilde ayarlıyorsun ve ben bu tempoya bayılıyorum. Yani ben şu an setten giderken üzülüyorum falan gerçekten. O kadar gerçekten müthiş bir ortam. Böyle gelirken böyle heyecanlı geliyorum, sevinçle geliyorum. Yani severek yaptığın zaman hiçbir şey sana külfet olmuyor aslında öyle söyleyeyim. Eyvallah. Yani. Hep gençlik dizilerinde gördük seni. Evet. Bu iyi bir şey. Yazın bu yaz acayip bir gençlik dizisi yaptı. Dilli girdi. Yani çok hani, girdi. Bayağı büyük. Meyve sepeti gibi. Bu son yağmurları gibi. Tabii. Bayağı meyve sepeti gibi. Kokulu mokulu bir sürü şey var. Efendime söyleyeyim. Yani her şeyi denedik biz. Evet. Ve sektörde çok genç oyuncular girdi. Çok. Daha, özellikle dediğin gibi bu sezon mesela. Ya enteresan mesela hani karakterlerin ismini biliyorum ama çocuğun ismini bilmiyorum. Mesela o da bir ayıp. Yani sonra işte Google'lıyorum ya ben karakteri izlediğim için. Ya karakter Ekrem. Ama Ekrem kim yani? Ekrem'e can veren biri var gerçekten. Çoğaldı. Bir kere sektör bu kadarını kaldırabilir mi? Ve demin iki tane çok tatlı genç arkadaş aldık. Bak ilk hayalin mesela kral olmuş, kraliçe olmuş. İlk hayalin yani kuracağım şeyimi, alacağım iki tane yalaka yanıma, eğleneceğim yerine dizi oyuncusu olacağım. Evet. O insanı şey yapıyor mu? Yani kaygılandırıyor mu? Sen biraz daha eski olarak... Bu genç oyunculara bir şey yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Sen yaşlanıp bu kategoriye... bu arada mesela ben 48 yaşında değilim. O benim. Sen rahat ol. Ama en azından hani biraz daha eskisin şey genç. Ya şey yani çok kişi çıkar. Çok kişi ekrana çıkar. Çok kişi dizide oynar ama mutlaka işte... Nasıl diyeyim başarısız demeyeyim de mutlaka birileri sıyrılır. O yüzden çok fazla kaygılanmaya aman onlar da çıktı çok kişi var ne yapacağız bize ekmek düşer mi demeye gerek yok. Kendine güveniyorsan mutlaka bir şekilde sıyrılırsın. O rekabet yani. Nasıl oluyor işte o sıyrılma duygusu nasıl bir duygu? Yani rekabet iyi olan farklı aslında. Değil mi? Yani iyi olan kendini hayır. Gösterir diye düşünüyorum. Nasıl? Mesela bir büfelerin olduğu bir cadde düşünün bir tanesini hep tost diyorsun. Onun tostu daha iyi diye oradan alıyorsun. Hayır daha ucuz diye alıyorum. Ya da. İşte daha ucuz diye alıyorsun. Öteki tost daha lezzetli ama. Doğru diyorsun. Oraya da gitmek lazım. Yani. Onu da yemek lazım. Ne yapacağız? Birbirimizi mi yiyeceğiz? Hayır, yani bir şey iyiyse zaten talep kesinlikle görmez mi? Kesinlikle öyle yani. Görmeli. Yani onlar kalacak diyorsunuz. Peki ne diğer elenen çocuklar ne olacak? Ben onu da merak ediyorum. Elenen çocuklar yani. Belki kendine bir şey otobüs yıkayacak. Otobüs yıkayacak. Otobüs yıkayacak. Buna da ihtiyacım. Başka şeyde. Ya herkesin bu piyasada aynı anda zaten barınması böyle deli gibi mümkün değil. Herkes... Ama yani şu benim bendeki saçmalık ne? Ya bu çocuklar ne yapacak şeyi? Vallahi bana düşünün. Ya oturup hani gece gündüz düşünüyorum. Şimdi ben de çocuk babasıyım. Ya ve gerçekten onlar bazıları. Oraya gelebilmek için ciddi bir tedrisattan geçmişler. Okul bitirmişler. Umutları var. Audition'a girmişler çıkmışlar. Çoğundan atılmışlar. Biri kabul etmiş. Laps dizi 3. bölümde bitiyor ve 1,5 sene boyunca iş yok. 2 sene boyunca belki de bir daha hiç iş yok. Ne yapacak bu çocuklar ya? O arada kendini geliştirebilir. Çok acı ama. Vallahi kaygılandım. Yani, bilmiyorum ki. Şimdi tiyatro bölümlerinden her sene 600, 700, 800 kişi sınava giriyor. Büyük bir heyecanla. 12, 14 en fazla seçiliyor okullara. Okullar çoğaldı. Onlar 4 sene mezun veriyorlar. Mezunlar birikti. Peki... Biz bu okulları niye açıyoruz o zaman kardeşim? Yani tiyatroları kapatıyorsak, yani tiyatro yapamayacaksa bu gencecik yürekler,
yalnızca dizi sektörü içinse o zaman biz sektörel bir şey yapalım. Yapımcılara diyelim ki siz kendi oyuncularınızı yerleştirin. Yani tiyatro bölümlerini kapatalım. Yani tiyatrosuz bir ülke, tiyatrosuz bir yaşam nasıl olacak? Yani 40 bin kişinin Aspendos hala ayakta durduğu dimdik, 8 saat oyunlar seyredilen bu coğrafyada. Bir ağzına kadar dolu olan. Evet, dolu olan her gece. Bu ülkede ne olacak yani? Hani domatesin olmaması gibi bir şey bu ülkede yani. Yarın sabah kalktık domates yok gibi. Tiyatrosuz olur mu? Bunu düşünmemiz lazım. Ama Altan yani. Abi sanki yeni nesil konservatuara tiyatrocu olmak için değil de ünlü olup tabii, şöhret olmak için. Ama işte biz tiyatroları oluyor. Açmazsak yani sizin göreviniz buradan mezun olduktan sonra tiyatro sahnesinde olmaktırı öğretemezsek, yönlendiremezsek onlar da mecburen bu işe yönelecek. Mesut abi senin sorduğun soruyu aslında Altan abiye sormak istiyorum. Mutlaka abi hani, biz ne olacağız şöyle diye. Şöyle seçtiğin ya aradan seçtiğin ya bu yürür ya da işte bu falan dediğin mutlaka oluyordur. Değil mi? Aslında bizlerden Altan abiye mi? Sormak lazım. Ha? Bizlerden mi? Oyuncuları mı? O tiyatro, oyun mutlaka hani diyor ya herkes tutunur mu diye. Mutlaka birileri sıyrılmaz mı sence? Mutlaka olacak. Olacak ve çünkü ben Oğuz Atay'ı okuyarak hani sonuçta hayatı idrak ettim. Yani o tutunamayanlar falan diye. Benim kaygılarım da belki de o yüzden. Ya bu çocuklar ya tutunamayanlardan olurlarsa diye. Yani bilmiyorum çok mu kaygılıyım yoksa bıraksam mı işte kaygılar oldu sendin değil mi aslında? Evet abi. Bana ne oluyorsa bilmem. Ya mutlaka olacak. Bence sanat güzel. Yani sanatın içi güzel, içi temiz. Boşaltılmadıkça içi temiz kalan arka şeyler ve genç çocukların hepsi dilermiş bulur. Dizi bir sanat değil bence abi yani. Yapma ya. Ya birçoğu da belki şey yapacak yani tiyatro okulu açacak, tiyatro kursu açacak. Belki de. O şekilde hocalık yapacak filan. Yani inanıyorum yani eğer yüreğinde o azim varsa sırf diziyle olacak işte yani dizi zaman zaman hakikaten şey yapıyor ya. Para kazanmak yani. İçin onun dışında bir şey otomatik yaptığım evet. Şey değil mi? Abi? Onda da ama onda da çok tartışma var. O da polemik konusu. Ya arkadaşlar bir dakika yaptığımız işi küçümsemeyelim. Dizi de bir sanattır diyorlar ya. Bir yandan deniyor öyle bir şey. Yani abi milletin aylarca çektiği film süresinde sen bir haftada ne kadar sanat yapabilirsin ki? Bir şeyleri idare ederek. Soru da bu. Ne kadar sanat yapabilirsin? Çok az yapabilirsin yani. Çok fazla yapamazsın yani. Çoğu işin birbirine benziyor. Aç televizyonu. Sen hepsini izliyorsun ben biliyorum yani. İzliyorsun doğru değil mi? Ben deliyim yani. Deli olmasan böyle sorular sorar mıyım? Yani, niye kaygılanayım? Hepsi neredeyse dizilerin birbirinin aynısı. Çok farklı, çok 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 farklı. 10 tane dizi olsun, onunun türevlerini izliyoruz sürekli yani. Bu kadar olan bir şeyde ne kadar sanat olabilir ki? Çok farklı olunca işte çok izleniyor. Yani hani kostümde sanat yapıyorlar. İşte ne bileyim aksesuarlarda yapıyorlar, dekorlarda yapıyorlar. Onlar bir sanat ama yani onun için... Yani yan endüstrinin sanatı daha yüksek sanat oluyor anladım. Bence yani. Öyle yani. Bu durumda hani bilmiyorum. Şey vitrindeki sanatlar. Bilmiyorum yani. Evet, peki anladım. Eskiden mesela çocuğum olduğunda topçu olsun derlerdi. En berbatı 90'larda popçu olsundu. Yani popçu. Şimdi artık topçu olsun diyen kimse görmedim ben ebeveynler arasında. Oğlum oyuncu olsun, kızım aktris olsun hayatını kurtarsın. Çok önemli bir şey söyledi. 10 tane aynı dizi. 10 aynı maç mı oynanıyor? Yani Türk futbolundaki maçlara bakarsan dizi gibi mi izlemeliyiz onları da? Yani sinema filmi herhalde bir Şampiyonlar finali standardını temsil ediyor. Güzel çıktı. Dizi abi. Bölümü de ligde haftalık oynanan bir müsabakayı. Aynen, tabii ki he. Ligde haftalık oynanan müsabakada aynı kaliteyi bekleyemiyorsunuz. Şampiyonlar finalinde ama onda bir karşılığı var. Peki sektörde. Şampiyonlar Ligi hangi? Danimarka sineması mı? İran sineması mı? Amerikan sineması mı? Şampiyonlar Ligi finali tabii ki ben uzman değilim bu konuda. Altan abiye ve arkadaşlarımız sormak lazım. Ama herhalde Amerikan sineması olmalı öyle değil mi? Yani Hollywood sineması. Hollywood sineması. Abi Bollywood çakmış. Yani bildiğim bayağı babalar almışlar başlarına gitmişler. Acayip bir şey. Son filmlerinden bir tanesini izledim. Yani yükseliyor. Dünyada sinema sanatı yükseliyor. Bu keyifli bir şey. Futbol sanatı da yükseliyor mu? Yani biz yıllardır Messi mi Ronaldo mu sorusunu hala aşabilmiş değiliz. Ne yapacağız abi bu durumu? Bu belki sinemayla da paralel bir problem olabilir. Kesinlikle. Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bir Z jenerasyonu geldi. Dünyada onlara Z jenerasyonu diyorlar. Doğuştan dijital jenerasyon. Cep telefonlarının, tablet bilgisayarlarının içine doğdular. Çok bireysel bir nesil. Sokağa çıkıp top oynayan, sokağa çıkıp kavga eden, sokağa çıkıp bir kıza pastanede çay içme teklifi yapmak için 2 ay sıkılan bir nesil değil bu. Bir mesaj atıyor. Evetse o çayı içiyor, hayırsa dönüp gidiyor. Yok, diğerini atıyor. Gidiyor. Diğerini atıyor, evet. Yani çabadan, kavgadan maalesef münezzeh
bir nesil yetişiyor, Z jenerasyonu yetişiyor. Bunların bu kadar çabalamadan, bu kadar az çabalayarak dijitalin içine doğmuş olması biraz aslında bu alanlarda, sinema gibi, dizi gibi, futbol gibi alanlarda mücadeleci isimleri, çabalayan isimleri, sabrı düşürüyor. Messi Ronaldo sonrası ben yeni bir çağa başladığını düşünüyorum. Kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyorum. Messi Ronaldo sonrası şu an 22, 23, 25 yaşında olan çocukların onlarla çok büyük mesafesi olduğunu düşünüyorum. Messi Ronaldo'ya kadar bunlar sokak topçusuydu. Bunlar gerçek hayatın içinden geliyordu. Ondan sonrakiler PlayStation nesli. Onlar artık ev çocuğu. Onlar artık yüzleri kızarmayan, yüzleri kızarmasına ihtiyaç olmayan çocuklar. Belki bilmiyorum, size de danışayım. Televizyonda veya sinema sektöründe bunun sıkıntısını görüyor musunuz? Yani 20'li yaşlardakiler çok çabuk bir yere gelmek istemiyor mu sizce de? Çok çabuk her şeyi elde etmiyorlar mı? Elde etmeye alıştıkça çok daha sabırsız olmuyorlar mı? Ben öyle hissediyorum. Harikulade hemen açalım bu. Çok keyifli bir şey attı şu anda, asist yaptı abi. Gole gider miyiz? Orada. Çok doğru. Basamakları hazımlı çıkmak çok önemli. Hemen mezun olur olmaz, evet ben başrol oynamalıyım. Bir işte, arkadaşlarımızı, o heyecanlarını çok alkışlıyorum ama yani onlar bir mamulü güzel göstermek için falan bir yarışma değil mi, best model? O şimdi evet. Hemen en büyük hayalim oyuncu olmak. Yani oyuncu deyip de hani biz de diziye gelip şu kapıdan görünümü istemiyor herhalde. Tabii. Tabii. Canım oradan yani evet. Mızrak tutan en güzel arabaya binip en güzel evde oturup en güzel evet. Ama hazım öğrenilen bir şey galiba. Yani mide de zaman içerisinde hazmetmeyi öğreniyor. Yani hani doğar da olmaz değil. Biraz hazımın tanımını da yapmak lazım çocuklara. Çocuklar bir sakin, belki mızrağı tutacaksın. Sonra bir ağaç olacaksın. Ağaçtan bir yaprak olacaksın oradan. Yani eşkıyaya baldım. Sonra gelip bir arı. Da 12 kişi alıyoruz. Onlar 6 kız 6 erkek olarak parçalar rahat çalışılsın diye işte okulda. 6 erkeğin 6'sının da Hamlet olma şansı yok yani. Olmayacak. Kesinlikle. Yani. 2 tane Hamlet çıkarsa... Başka roller içinde siz hazırlıklı olmalısınız yani. Yani belki de hiç sözsüz de bir sahnede duracaksınız. Sözsüz gözlerinle olmayacak. Oynayacaksın belki. Evet yani. Asıl büyük oyuncu olur. Evet yani. Hiç şey hissettin mi öyle bir iştah? Ya bir an önce şu merdivenlere çok hızlı çıkayım da işte burada oturayım, işte başrol olsun bilmem ne, bir daha aşağı düşmeyeyim falan filan. Böyle bir iştahın oldu mu? Benim iştahım hep başarılı olmak yönünde. Yani yaptığım her işte bu işi başarılı olayım, başarılı olsun, iş tabii ki de tutsun, yürüsün diyorum ama herkesi geçeceğim, hırs yaptım falan gibi hiç öyle bir durumum var olmadı. Var ama değil mi yani? Hani zaten, sektöre bakarsan vardır herhalde yani böyle. Topyekun'da tertemiz, herkes sadece başarıyı oynamıyordur herhalde. Kesinlikle öyle. Ama ben hem başarıyı da istiyorum. Tabii ki başrolle beraber de bir başarı gelebilir. Tabii ki başrol geldiğinde elimizin tersiyle itmeyiz. Ama hepsi bir anda olursa ne güzel yani. Ballı kaymak diyorsun. Peki hani atıyorum 3 tane dizide başrol oynadın. 4. dizi ya Melih sana burada başrol yok. Ama yani, oldu öyle. Oldu mu ya? Oldu yani. Ama hani oradaki karakter, eğer karakteri seviyorsam, iş benim için doğruysa ve kendimi o işin içinde iyi hissedebiliyorsam, o karakteri giyebiliyorsam tabii ki de kabul ederim. İşte orada da başrol hayranlığım yok yani. Anladım. Yani sonuç itibariyle bir insan giydiği gömleği de başrol kesinlikle haline öyle getirebilir. Aynen öyle. Yaptığın işi en iyi şekilde yapacaksın. Biraz aynı şeyi sana soracağım. Çünkü Pis Edil diye hakikaten böyle pis bir kaosun içerisinden abi, o çıktı. 20 kişi ana kast vardı yani. O 20 işte. Ana kast vardı. Neredeyse 20'si öyleyse. De genç neredeyse evet, evet. Değil mi? Yani hani 3-4 tane ustayı bir kenara koyarsak. Evet, öğretmenleri oynayanlar dışında herkes gençti. Nerede bu çocuklar? Gibi. Nerede bunlar? Bilmem mi? Bir Sezer ve Ümit ile ben beraber oynuyordum. Yani biz zengin çocuklar oynuyorduk. Ümit dizi biter bitmez yeni hemen bir iş alabilir. Çalıştığı paranın daha yükseğine çalışabilecekken Ümit Erlim Londra'ya gitmeyi tercih etti. Hı. Orada çok seçkin bir tiyatro okulunda eğitim aldı. Şimdi geldi Çağan Irmak'ın filminde oynadı. Çok mutluyum yani o müthiş bir şey. Yani bildiğin adam yüksek lisans yapıyor. Evet anda. Yüksek lisansını yaptı. Sezer okulunu bitirmek üzere. Halil Babür Trafo'yu oynayan Halil arkadaşım tiyatro metinleri yazdı, yönetmenlik yaptı. Aday oldu galiba ödüle falan en iyi senaryoda yanlış hatırlamıyorsam. 11-11 diye bir oyun yaptı. Kadir Doğulu zaten yaptığı işleri biliyoruz. Bildiğin artık saraya girdi o. Yani saraylı Kırım şu an oldu. Şöyle bir sakalı var. Kırım Hanı oldu adam daha ne olsun yani. Yani herkes bir şey olmuş aslında. Herkes bir şey yani.
oradaki arkadaşlarımız da çok çalışkan ve istekli. Ben buna inanıyorum. Yani bir insan isterse ve çalışmak isterse ve doğruyu yanlışı doğru seçebilirse, karar mekanizması güçlüyse, ailesinden birazcık böyle bir güzel bir terbiye aldıysa, vicdanını dinleyebiliyorsa yaptığı her işte başarılı olabilir abi. Kesinlikle. Yani ne iş yaptığın önemli değil. Yani oyunculuk, çöpçülük, inşaatçılık, işte midye dolmacısı falan. Ne yaptığın hiç önemli değil abi. Yani midye dolman çok iyiyse hep sana gelirler yani. 2 2 daha 4 yani. 7 güzel adam içerisinde edebiyatı, siyaseti, dönemi. Evet. Yani hani Türkiye coğrafyasının... Maraş olaylarını vesaire. Maraş olaylarının... Yani o iklimi hala hatta tanıklarının yaşadığı enteresan bir hikayeydi. Evet. Açıkçası hani orada bir şeylere can vermek de kolay değil. Çünkü dediğimiz gibi bazıları canlandırdığınız insanlardan bazıları hala hayatta. Sert bir işti. Sert dediğim kendi ikliminde yumuşak ama sert. Evet. Oynanması zor. Evet. Babacandır biraz daha şey, hafif mi şu anda? Yani ne hissediyorsun? Öyle diyemeyelim. Orada... Bir öğretmeni canlandırıyordum. Yani hem o öğretmenin lisedeki halini hem de büyüyüp yani 30'lu yaşlarını geçmiş baba olmuş ve işte kendisi gibi lisede okuyan öğrencilere öğretmenlik yapan bir adam oynuyordum. Orada bir oyuncu için çok büyük keyif yani bilmiyorum Altan abi katılır mısın? Yani hem gençliğini oynadım hem sonra yani bir sürü şey sindirmiş halde büyümüş ve görmüş halini canlandırmaya çalıştım. Öncesi şimdi evet, sonrası gibi. Derler ya. Şimdi sonra da tabii orada 1,5 sene boyunca biz böyle işte hep kederli olaylar oluyor dizide filan. Böyle hep ağlamaklı, hep böyle hüzünlü, çocuklara tavsiyeler bir şeyler filan. Sürekli şiir yazıyorduk. Sürekli şiir izlerken... filan yazıyorum. Duygusal anlar bir şey. Yani o kadar komedi oynamak istedim ki yani böyle artık ağlayacaktım. Hiç kamera arkasında mi? Yapıyordum filan yani artık böyle milleti güldürüyordu filan. 3-2-1 böyle sonra tekrar şiire dönüyorduk. Öyle olunca yani bu benim için büyük fırsat oldu yani. O kadar eğlendiğim, hissettiğim. Böyle senaryo geliyor. Önce Melis okuyor eşim. Ondan sonra işte diyor böyle böyle sahnelerim var çok komik falan diyor. Sonra ben okuyorum falan. Ondan sonra onu oynuyorum. O gülerse yani gece evde oynadığımda sabah böyle işte bir şey eklediysem içine bir şey bulduysam falan yönetmenimize gidiyorum. Yusuf Pirasan mükemmel bir adam bu arada. Kesinlikle. Söylemek istiyorum buradan. Barış Pirasan'ın? Oğlu. Olağanüstü bir adam. Londra'da falan eğitim almış ve Türk orada büyümüş. O yüzden farklı bir komedi anlayışı ve görüşü var. O yüzden de beni çok rahatlatıyor. Yani bir acayip bir şey oluşturduk, dil oluşturduk. Ve ona yapıyorum. O da böyle kahkaha falan atıyor böyle. O zaman çok tatmin oluyorum. Böyle monitörden onun böyle vah 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 falan diye bir gülüşü var. Evet. Oynasaymış ya. Gerçekten. Niye orada kalmış adam? Öyle bir şey olduğu zaman işte o zaman böyle iyice coşkuya geliyorsun falan. Ben tabii Melis'le falan hiç çalışmıyorum. Onlar ev ahalisi. Ben daha çok işte onların şirket evinden Berna var. Berna Koraltürk. O da burada bizde geldi setten sonra Berna'da. Bu yavrum. Hoş geldiniz. Ben Berna ile çalışıyorum daha ziyade. Böyle patron matron filan bizim daha ofis böyle bir durumumuz var. İş hayatı. İş hayatına dair. Çok enteresan. Ama buradan eşinin adı Melis'ti değil mi? Evet. Melis'e müthiş bir aşkla bağlısın. Bunu her defasında da her çıktığın yerde her yerde keyifle söylüyorsun. Bayılıyorum böyle adamlara. Sağ ol. Dişine vurma direkt böyle tahta mahta öyle evet bir şeyler ya. Bu. Çok seviyorum. Yani... Yani bu samimiyetteki adamları seviyorum. Elbette ki özelin senin özelin ama sevmenin de özeli olmaz. Ya seviyorsan git söyle derler ya. Öyle abi. Niye gideyim burada söylerim yani. Söyleyeyim. Seviyorum arkadaş. Çok seviyorum hem de. Peki karım. O zaman şey yapıyor mu? Yani gerçekten hani analitik düşünebiliyor mu? Çok. Çok önemli. Önce onu okutuyorsun. Şöyle ya mesela abi bu böyle mi demek sence falan diyor böyle. Ben böyle aa ben hiç öyle okumadım falan diyorum böyle. Ya bir de şöyle denesene falan diyor. Peki falan diyorum. Öyle bir daha... Salondan çıkıyorum tekrar giriyorum falan böyle bir abuk subuk eğleniyoruz yani. Bayağı bildiğin oyuncu koçu bedavaya getirmiş. Gerçekten öyle. Çok enteresan. Aynen öyle. Çok enteresan. Peki Uğur şeyi çok tartışırız ya. Ya bizdeki futbol yorumcuları çoğunlukla şey futbol kökenliler artık hakemler de var ağırlıklı olarak. Ama hiç hayatı boyunca futbola gerçekten bulaşmamış insanlar da var. Ki sen onlardan bir tanesisin. Profesyonel olarak evet. Profesyonel olarak. Ya bizdeki izleyicinin şeyi de şudur ya, vicdan sesi değil de kafa sesi şudur. Ya çok kadar biliyorsan çık kendin oyna gibilerinden durumlar olur. Yani hiç başına geldi mi öyle bir şey? Çok tabii ki. Bütün meslek hayatım bununla geçiyor zaten. Çıkıp oynadın mı? Şenol Hocam beni bir kere oynatsana falan dedin mi? Mourinho'nun o meşhur aforizmasını hatırlatıyorum insanlara. Jockey olmak için önce at olmak gerekmiyor demişti. Harika. Futbolcu, büyük futbolcu kariyeri olmadan büyük bir antrenör olabildiği için.
Böyle bir aforizmaya cevap vermişti. İşte öyle kendimizi biz de onun alıntıyla savunuyoruz. Hocam onun da magazin tarafına bakayım ben. Mourinho'nun kızı var ya, Mourinho'yu ezmiş galiba anladığım kadarıyla son günlerde. Evet, bir şey birlikte katıldılar. Fenerbahçe'nin yarınki önemli maçından önce Vitor Pereira bir rahat davranmış. Bugün bir yarım saat kadar geç katılmış. Nedir abi o rahatlık ya? Adam yanına bir tane rehber alıp binmiş arabasına, kaybolmuş İstanbul'da. Açıklamış ama ilk defa demiş yalnız başıma geldim stada, evimden çıktım stada geldim arabayla. Daha önce demek ki hep rehberlik gidiyorlardı, yardımcı oluyorlardı, alıyorlardı ve 3 kez girişi kaçırdım. Stat girişini kaçırdım. Ya bu bizim şeyin kanalın girişini kaçırmak. Abi ben burada program yaptım hala bulamıyorum. Bulamıyorsun. Yine bugün de kaçırdım. Herkes girişi kaçırır mutlaka ya. Konuk kaçırır, gelen kaçırır, işte giden kaçırır. Bir şey söyleyeceğim. Dünkü Galatasaray nasıldı? Yarınki Fenerbahçe nasıl olacak? Ve şey tabii ki Beşiktaş, İskender abiyle oynayacağız ya. Evet. İskender Bey bir Arnavut büyüğüdür. İskender Bey ya. Gerçekten de İskender Bey kulüp. Arnavutların Fatih Sultan Mehmet'i gibi. Biz hiç bilmiyoruz. Yani takımı bilmiyorum ben. Yani ben bilmiyorum gerçekten. Takımı onlar da bilmiyor muhtemelen. Kendileri de bilmiyor. O kadar yabancıyız. Onların bildiğine bile şüpheliyim. Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz herhalde. Onlar da kendini tanıtmak isteyecekler. Zaten bu seviyede olmaları büyük başarı. Merhaba ben İskender diyerek. Yani aynen Uraz'ın 20 tane ana kasla beraber bir dizide oynayıp ondan sonra kendini tanıtıp şimdi başrol oynaması gibi yani. İskender Bey de şimdi bir sürü ana kastın içinde 200 takımla beraber. Ama o da istiyor ki elitler içinde yer almak. Onlar da onun için çaba gösterecekler. O fırsatı arayacaklar Beşiktaş karşısında. Tabii bunu bir kenara koyduk. Bu tamam. Evet. Bizimkisi İskender Bey'di. Fenerbahçe ne yapar? Fenerbahçe'nin karşısında daha oturmuş, daha düzenekli, daha düzgün bir takım var. Ama onlar da geçen yıl çifte kupa kazanmalarına rağmen hocalarını kovmuşlar. Yani genlerinde bir Türklük var galiba. Ha, güzel, güzelmiş ya. Sıkıntı yok. Sezon başı hocalarını kovmuşlar ve yeni geçici hocalarıyla da şu an 7. konumdalar ligde. Belli ki geçenki seviyelerin değiller. Çok zor olmayacak herhalde Fenerbahçe. Dolayısıyla Fenerbahçe için dün Atletico Madrid maçı için ne dersin? Ya onlar gerçekten bu yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun favorisi. Favorilerinden biri. Tabii ki Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid her zaman onlar olağan şüpheliler. Ama bu olağan şüphelilerden sonra ilk sıradaki adaylardan biri Atletico Madrid. Birini aldılar mı abi onlar? Arda'nın yerine falan. Tabii. Hem Oliver kiralıktan döndüğün oynadı hem de Monaco'dan Carrasco'yu aldılar o pozisyon için. Santrforlarını değiştirdiler. Adamlar baya bir hazırlık da gelmiş anladığım kadarıyla. Çok güçlü kadroları. Çok iyi bir tek direktörler var. Ya bugün Mourinho basın toplantısında çok güzel bir şey vardı aslında. Onu değinmek lazım. Muhabir diyor ki 3. yıl sendromu mu yaşıyorsunuz diyor Mourinho'ya. Sonra 3. yıl sendromunu açıyor. Daha önce diyor 3. yıl çalışılan, 3. yılın çalışan antrenörlerde böyle problemler oldu diyor. 2. yılda pik yaptılar, tepe yaptılar. 3. yılda düştüler. Mourinho diyor ki Chelsea'deki daha önce çalışmasında 3. yılımda Lig Kupası'nı, Federasyon Kupası'nı kazandım. İşte Inter'deki 3. yılımda, Real Madrid'deki 3. yılımda falan diye yanıtlıyor. Ya Türkiye'de biz böyle bir sendromu hiç duymadık. Duyamayız, tanımlayamayız. Şu an ligde 2. yıl olan hocalar var. 3. yıl olan hoca yok. Bir tane hiç bile yok. Bizim lügatımızda 3. yıl sendromu yok. Olamaz yani. 20-25 yıllık hocalar var abi. Aynen öyle. Biz ne yapalım? Hani sezonu bitirelim Allah büyüktür sendromu bizdeki. Aynen öyle. Dolayısıyla Atletico Madrid'in 5 yıllık bir tek direktörü var. Bir planları var. Uzun vadeli stratejileri var. Adam argesini yapmış belki. Onunla yeniyor zaten seni. Neydi adam, havalı bir adam. Diego Simeone. Müthiş. Saçları falan şöyle geriye doğru falan. Patron bizde Arda ne yapar ya? Biz gönderdik çocuğu oraya da. Ya Arda müthiş bir çocuk yani. Ben kişisel olarak da çok seviyorum. Ona karıştırmaya çalışıyorum tabii mesleğimi. Arda. Hani bu iyi mi kötü mü? Mesleğime karıştırmamaya çalışıyorum. Seviyorsam da sevgimi karıştırmamaya, sevmiyorsam da sevmediğimi karıştırmaya çalışıyorum. Yani mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Duygularımı karıştırmadan. Arda'ya özel kişisel bir sevgim var ama şu anda onu karıştırmadan yanıtlayacağım sizi. Emin olun. Mesut Özil için şöyle bir şey söyler Almanlar. Türklerin Avrupa'ya entegre olmuş hali bu çocuk derler. Zonguldak doğumlu. Amcam giller, yengem giller diye konuşan bir çocuk. Avrupa'ya entegre olmuş hali. Bu model olmalı Türkler ki Avrupa'ya entegre olabilsin derler. Ben itiraz ediyorum Mesut'a çok sevmeme rağmen. Arda'dır bizim Avrupa'ya entegre olmuş çocuğumuz. Avrupa'ya entegre olmuş modelimiz Arda'dır. Niye? Bayrampaşa'dan çıkmış, İstanbul'da yetişmiş, lisan bilmeden yurt dışına gitmiş, İspanyolca konuşuyor, İngilizce konuşuyor, takımın mutluluk merkezlerinden biri oluyor, çok hızlı adapte oluyor, onlarla arkadaş oluyor, dost oluyor ve bir Avrupalı, bir Avrupa vatandaşı gibi davranıyor. Hepimizin hayal ettiği şey aslında, yapmak istediği, olmak istediği şey. O yüzden bence Mesut değil, Mesut zaten Avrupalı.
O zaten doğal Avrupalı. Esas bizim rol modelimiz Arda şu an Avrupa'da. O yüzden onun başarısı sadece sportif başarı değil benim için. O çocuk başarırsa ben başarmış gibi hissedeceğim. Bir sportife dönersek orada bir şey olacak mı? Ya ona da inanıyorum. Garip bir şekilde ona da inanıyorum. Çünkü çok pozisyonda oynayabilen bir çocuk Arda. Sol açık, sağ açık. Orta üçlünün solu sağı. Dört pozisyona aday. Ve Barcelona oraya çok fazla oyuncu almadı. Bu akşam mesela Messi, Neymar, Suarez ileri üçlü de oynadı. Arkalarındaki doğal aday Pedro'yu gönderdiler. Arda geldiğinde oranın üçünün de alternatifi olacak. Arda gelecek güzel. Oraya. İyi bir pozisyon seçmiyor. Güzel bir şey ya. Ben oynayacağım. O insan için iyi bir şey. Her rolü oynar mısınız mesela Arda gibi? Yani şimdi jön olmaz bizden. Hani karşımdaki... Niye öyle diyorsun? Abi, benim yaşımda olursa karşımdaki de hani öyle bir onun yaş grubunda jön olurum ama... İşte aslanlar gibi aktörler varken benim yani öyle bir şey iddia edemem, isteyemem yani. Niye abi? Yani valla şimdi Robert De Niro, Al Pacino hala çıktıklarında hakikaten hani bana ama mısın dedirtiyor. Onlar da karşılarında aynı yaş grubunda jön filleriyle jönler. Ha gönder bana Meryl Streep'i yürüyeyim ben diyorsun her şekilde. Anladım olayı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizde hakikaten yaş alan oyunculara... Kimi zaman da hani vefasızlıkla çok şey yapıyorlar ya, suçluyorlar. Ya bizi unutuyorsunuz ya da gerçekten hatırlamıyorsunuz bizi. Hiç başınıza geldi mi böyle bir olay ya da böyle bir kaygınız oldu mu hiç? Yani kaygım olmadı ama unutmak diye değil de nasıl kendi menfaatine gelecekse yapımcının, teknik direktör gibi performansını nasıl uygun görüyorsa onu seçecektir diye düşünüyorum ben. Ha, yani gerçekten yapımcılarda teknik direktör kafası oluşur mu? Mesela bize gerçekten gelişkin teknik direktörler ya da futboldan bahsediyoruz. Dünya futbolunda teknik direktörler var. Yapımcılar da artık o kafaya geldi mi? Var herhalde. O kadar yetkinleşti mi? Çok yetkinler. Diziler satıyoruz dünyaya değil mi Altan abi? Evet. O sektörde sanırım... Evet. Ama Orta Doğu'ya doğru satıyoruz yani Avrupa'ya gidip de Amerika'da bizim Ezel'de ne seyredildi falan öyle bir şey yok yani. O tarafa doğru satıyoruz. Biz onlardan alıyoruz bu tarafa doğru geliyoruz yani kendimiz. Çok enteresan ya orada tuaf durumlar var. Kore'den alıyoruz. Yani Kore'den kız bizimki alıyoruz. Bizimki Kore dizisi işte. Şili'ye oğlan veriyoruz öyle bir tuhaf bir şey. Sizinkisi Kore dizisi. Evet. Kore dizisi. Galiba ama yani bir şey söyleyeceğim. Bu Kore çok mu kolay adapte olabiliyor Türkiye'ye? Çok Türk yapısına uygun bir aile yapıları var. Orada da mesela büyüklere çok büyük saygı var. İşte küçüklerin kulağından çekme vesaire o durumlar yani çok yakın birbirine. Bizim babadan çekme. Aile yapısına falan. Çok şey denk uyuyor yani. Yani orada baba tofucu, biz de yufkacı oldu. Tofuyu yufkaya çevirmek kolay canım. Tofuyu yufkaya çevirdik ve devam ettik. Hep tofu canım. Evet. Bazen yufka da yapmak lazım. Peki adaptasyon işlerde mi yoksa orijinal işlerde mi oynamak lazım? Ha. Çünkü hani adaptasyonda karşında bir şey var. Başka bir model var orada. Görebiliyorsun. Ama mesela açık konuşayım ben bir kere bile uyarlamasını izlemedim. Ha izlemedim. İzlemedim. Ama o yüzden uyarlamanın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Bizde diziler Amerika'daki gibi hani diyorsun ya bir Amerikan şey çok geçmiş. Onlar bir diziyi yaptığı zaman bir sezonu önceden yazmış. Hatta ikinci sezonunda ne olacağını, üçte ne olacağını hepsini biliyor olarak başlıyorlar. Biz ilk iki bölümle başlayıp işte acaba 10. bölümde bir anda hiç bilmediğin dayın ortaya çıkıyor falan. Hiç hazırlıklı değilsin yani. O onu beklemiyor. Sen meğer, üçüncü bölümde çıkar olayı. Yani. Sen meğer böbrek hastasıymışsın. Hiç öyle oynamamışsın. Bir başkasının çocuğuymuşsun. Başkasının çocuğuymuşsun falan. Yani bu dizide en azından ben 52 bölüm nereye gideceğini ve ne kadar neye dönüşeceğimi biliyorum. Kime anne ya da baba diyeceğimi biliyorum. Yani. O yüzden ben ilk defa bir uyarlama işte çalıştım. O yüzden bir avantaj yani bence öyle bakarsan. Yani oyunculuğunu kopyalamak, o arkadaş ne yapmış ya ben de onu yapayım den ziyade hani nereye gittiğini bilmek adına daha avantajlı. Kamu kanalı oradasınız. Sanki biraz daha iddialı hale geldi değil mi son 2-3 senedir? Yani hani bir Diriliş, Filinta... atıyorum işte mavi yeşil galiba öyle bir şey sen vardı. Sen ne yapardın? Yeşil Deniz. Daha şey programa girmedim. Yeşil Deniz özür dilerim. Mavi Deniz benim kafa hala şeyde kaldı. İddialı işler var kaldı. Evet. İddialı işler var. Babacan'dır da birinci oluyor. Bak, birinci oluyor. Üç haftadır. Ha, şaka değil yani. Evet. Hani eskiden hani kamu kanalında birinci gerçekten. Çıkmak falan filan. Böyle konuşurduk uzun uzun. Abi seyircisine şöyle nasıl diyeyim? Güzel tabir kullanmak istiyorum ama aklıma da başka bir şey gelmiyor. Kazık atmıyor kanal. Yani şöyle kazık atmıyor. Bir güzel adam da oynadın. Yok hayır, mu oradan şöyle, daha güzel? Şöyle söylüyorum. Yani
sen bir diziyi izlemeye başlıyorsun. Yeni bölüm, birinci bölüm başlıyor dizi falan böyle. Zevkle, ailece oturuyorsun. Sevdiğin bir oyuncu var, bakıyorsun, ediyorsun falan. Aa, sen tam adapte olurken üçüncü bölümde kaldırıyorlar diziyi. İkinci, yani bir fırsat vermiyorlar. Yani bir nefes almasına, bir hikayelerin açılmasına, bir altı bölüm, yedi bölüm, sekiz bölüm bir gitsin bakalım. Burada bir emek var. Aylardır çalışıyor ekip. O iş oraya nasıl geldi? Kaç ayda çekildi? Gece gündüz yattılar mı, uyudular mı? Ne yediler, ne içtiler? Hiç sormadan üç bölümde paketliyorsun. Anladım. Ama bizim şu an çalıştığımız kanalımız, yani devlet kanalı TRT1, böyle bir şey yapmıyor abi. En az dizilerine en az 8-9 bölüm müsaade şans ediyor. Vermiyor. Evet, şans veriyor. Ve böylece seyircisi sonrası varsa şans da, olmuyor aslında. Evet, doğru kesinlikle. Diyorsun. Seyircisi varsa da o zaman ya oluşuyor ya da oluşmuyor zaten yani. Hayırlısı olsun. 9'a kadar ya. Da almış. 2 numaralı eseri vermeden önce şöyle Babacandır'a gideceğiz ama bir önce bir Altan abi artık ya. Büyüklerimize hürmet kuşağına geldik. Ustalara saygı kuşağı. Altan abi sen olsan ne yapardın? Bu sezon ne zaman başlıyor abi? Pazar günü. Ne diyorsun ya ama 23-30, evet. O eli kulağında yani bu pazar günü başlayacak. Elimizde biraz hani izlemeyenler için tatlı bir tanıtım var, bir bakalım yani bir parça almışız. Belki üzerine konuşuruz Altan abiyle, buyurun. Numarayı da söylüyorum, söyledim. Buyurun. Onlar çok top. Ne yapıyorsun ya, bunları sen mi aldın ya? Çay sen mi aldın bunları? Çay içsinler diye aldım. Aşağıdan arkadaşlar getirmiş. Bir de sokaktan insanları niye topluyorsunuz buraya? Ne olmuş abi? Ne olmuş yani? Çocuk sonuç. He? İyi de yani o hoş bir şeymiş. Nasıl hoş bir şey ya? Bırak. Oturun, oturun. Dur, dur. Dur. Bir dakika. Dur, dur. Sen. Kardeşim. Şaka programı. Sakin ol. Tamam, sakin olacağım lütfen. Bizim çocuklarımız. Televizyon programı çekiyoruz, ne oluyor ya? Böyle mi yapılır ya? Böyle mi yapıyorsunuz siz dışarıda da? Oturun yanınıza ya. Sakin olun, ne yapıyorsunuz siz ya? Böyle mi yapılır ya? Bir önce bir konuşacaksınız insanlarla ya. Sağ olun. Sizin başınıza çok bela gelir böyle yaparsanız. Şimdi bir yanıma biz kendimiz de sizi seyrediyoruz Bakırköy'de falan denk tamam geliyoruz. İşte yani. Ama hiç ama böyle bir şey tahmin etmiyordum. Ama yapmayın yani, böyle çok yanlış ya, biraz ben, şeyim böyle çocuklara. Tamam ama yani insan der ki arkadaş ne yapıyorsun onlar çocuk der filan. Tepkinizi böyle gencecik insanlarsınız başınıza çok kötü oluyor. Ya müthiş bir aslında racon kesen abi de var orada. Yani bizim eskiden zaten içeride yatmış çocuk. Öyle mi? Ben sokak çocuğuydum diyor. Ha. İçeride yattım 10 yıl. Ya o iş bayağı bu işin riskli tarafı da aynı tabii, zamanda. Tabii, tabii. O bayağı bir konuşuldu bu yayınlandığı ben dönemde. Ben izlemediğim için çok üzüldüm abi şu anda. Aradan yani bizim oyuncu çocuk oyuncu sopayı yemiş sopayı oldu. Sopayı yedi, ayak kırılıyordu ve 3 gün buzda kaldı. Ama senin orada yani gerçekten biraz da müsekkim bir şekilde ve hani ses tonu da çok güzel konuşturarak Altan abi racon kesen adam olarak gelmen. Şimdi orada ikili üçlü vicdansızlıklar var aslında. Elbette bizim kurgu olarak çocuklara yapılan şey vicdansızlığın nikalası. Ama ikincisi de dediğiniz gibi çok fevriyiz ya. Hemen yani sormadan soruşturmadan. Aynen bütün zaten %80'i erkeklerin duygularını aynı tribündeki gibi gösteriyorlar. Ve saniyesinde diyor ki görünce bizi evet çok haklısınız abi öyle yapmamalıydım ama elim ayağım hala titriyor diyor. Kardeşim neden böyle yapıyorsun ya bir konuşarak olayı çözsene yani. Yok ama işte ben tutamadım kendimi diyor. Yani tutamamak değil senin derdin. Senin derdin biraz insan olmanın getirdiği özelliklerden uzaksın yani. Bunu da söyleyemiyorum tabii orada. Anladım. O zaman birkaç açıdan birden bakmak gerekiyor. Yani hem yapılan işin atıyorum şeyine, vicdansızlığına hem o vicdansızlığa karşı verilen şeye, reflekslere de bakmak lazım. Galiba hepsini tatlı tatlı törpülemek lazım. Çok güzel laftı o ya. Çocuklar bu şekilde giderseniz başınıza çok iş gelir. Evet. Biraz gerçekten bu işi görmüş, yalamış, yutmuş adamların hayat dersiydi. Onu da bedava almışlar. Ya bir tane ne diyor mutlu ki gene aynı mekandaydı galiba. Sonra oldu. Küfürle falan dedim ki ne yapıyorsun bak kardeşim yani. Semt diyor burası kara gümrük abi dikkat etsin kendine diyor. Şimdi bak dedim kardeşim kara gümrükte İstanbul'umuzun dünyanın turistin geldiği İstanbul'un çok güzel çok semtlerinden bir tanesi. Semtlerinden bir tanesi doğru. Kara gümrük diyerek bu semti de böyle hemen bir ayrıştırmayalım. Kategori, evet. Yok abi burası kara gümrük. Herkes diyor ayağına denk alacak. Abi çok güzel bir şive de yerinde biliyor musun tam?
Yapma güzel kardeşim ama inatla kafasında bir kara gümrükte olma derdi var. Beni bir dizide Adanalı İstanbul masalında herkes Adana'ya gittik ikinci dizi için. Vay toprağım hoş gelmişsin toprağım sarılıyorlar. Ben Adanalı değilim dedim. Yapma ya yıkıldım dedi adam. Ya, Zonguldak'ta olursan ne olacak dedim ya niye yıkılıyorsun yani. Seni çok seviyorum ama Adana toprağımsın sen benim ya yıkıldık şimdi falan diyor. Ya kardeşim seviyorsan beni insan olarak yani Kırşehirli de olabilirim yani. Hayır illa Adanalı olman gerekiyor diyor. Burada da illa biraz da inandırıcılıktan kaynaklanıyor oyunculukta o ya. Yani gerçekten inanmışsa adam Adanalı olduğuna inanıyor. Bu sene daha böyle enteresan şeyler var mı? Sokağa oyunlar çıktık mı? Bu sene. Sokağa çıktınız. Sokakta hızlı bir yaşam var ya. O daha hızlı, tehlikeli değil mi abi? O çok tehlikeli. O hızlı yaşamda çok çabuk müdahale etmek zorundayız. Arabaya saldırdı, elini sakatladı, elinden kan akıyor. Hala da inanmıyor yani bunun bir kurgu olduğuna. Onu diyor abi ağzını burnunu kıracağım onu şimdi diyor. Bizim bak oyun diyoruz ya kameralar geldi ha. Oyun muydu ha? Ama yiyecek o da ya benden. Sokakta çok tehlikeli ve sokakta gerçekten şeyi de görüyoruz yani. Hakikaten böyle bana ne deyip geçen var. Çok var. Ve şöyle bir gerçek var. Kadınlar çok önde. Yiğitlik ve vicdan konusunda yani. İnanıyorum %100. Çok önde. Güzel bir şey. Evet yani. O kuvvetliyle girdiğimiz kavgada iki tane kadın olsaydı ya ne güzel yollarlardı o adamı biliyor musun? Öyle artist geldi dövdü ya bizi gitti. Ondan sonra evet. İki tane kadınımız olsaydı orada. Evet. Gerçekten çok tez canlıyız ve bu tez canlılıktan vazgeçmiyoruz ama bu tez canlı halimiz biraz yıkıp dökmeye dönüştü. Aynen öyle. Çok başka bir şeye aynen dönüştü. Aynen öyle yani. Peki yani insanlar ders alıyor mu? Peki abi orada çok güzel insanlık dersi veriyorsunuz bu şeyde. İzleyen olarak ben çok etkileniyorum. Buna maruz kalan o ders alıyor mu? Ya keşke yapmasaydım dediğini görüyor musunuz gözlerinden? Yani o denediğiniz insanların. Valla orada diyor bilmiyorum yani. Orada hani diyor ve değişiyor mu bilmiyorum son da. Sonraki samimiyeti bilmiyorum. Evet, mahcubiyetine evet böyle kafayı eğiyor. Çok özür dilerim. Az çok insan sarrafısındır falan yani. Evet hani. Ama yani vücut dilinden falan biz gittikten 10 dakika sonra bu da geldi burada falan diyordur belki içinde. Yani. Herkesin içinde bana burada söyledi falan diyordur, yapıyordur yani. Bugün arabada şöyle bir şey oldu. Tam Şişli Terakki'nin oradan geçiyorum. Böyle bir şey trafik durdu falan filan. Biri yardım ediyor. Yerde yatan, kağıt toplayan bir çocuğa. Dedim saralım acaba ben durdum. Su dökmeye çalıştım. Ona da yerdeki kent lan dedi. Su dökmeye yardım etmeye. Ulan söyle Allah'ını falan dedi. Evet. Allah Allah. Evet ya. Evet yani. Niye uyuyor muymuş orada? Tam dedim ki acaba bizim ekip burada çekim mi yapıyor? Ha ben olsam ne yaparım? Hemen topuklarım. Mesela ben sizin şey birçok oyunda ben olsam ne yaparım? Ben topuklarım diyorum. Hayır, arkadan dağıt bana korna. Ben de yürümek zorunda kaldım. Ah be abi. Bir de mağdur duruma düşeceksin. Durmayacaksın. Ya o yeni şeyimiz ya durmayacaksın yeni telkinimiz. Melis sosyal medyada yazdığın bir iki şeyimiz var elimizde. Kanıt vermişsin. Bunun üzerinden gideceğiz şimdi. Gidelim. Şöyle gidelim efendim. Aşkım sevgimiz bitmiş. Hadi bakkaldan bir koşu al da gel. Bu sana ait bir laf mı? Evet. Çok güzel. Kaçtan gidiyor bunun kilosu? Vallahi bilmiyorum ki. Bir de yani bazen bakkallara telefon açıyorsun onlar getiriyorlar. Ya sevgi getirmiyorlar işte be Mesut abi. Getirmiyorlar mı be? Sevgi ya bizim market vallahi getiriyor ya. Anacığım biraz Çanakkale domates varsa biraz da sevgi istiyoruz ya. Biraz da huzur istiyoruz diye. Çünkü iyi geceler dilemek illa bir uyuma ibaresi değildir. Evet. Bu galiba biraz şey ders. Yok bu aslında bir göndermeydi ya. Neden böyle bir şey yazdım bilmiyorum bu arada. Ama birine iyi geceler dedin diye uyumak zorunda olmuyorsun. Peki. Birinden haz etmiyor musunuz? Ona iyice kurulmaya mı başladınız? Çözüm basit. Artık hiç uğraşmayacaksınız. Onu çırağın trafiğine. Evet ya ben ya hatta bizim dizinin şey o kadar iyi hatırlıyorum ki bizim dizinin okuma provasına gidiyordum. Çok geç kaldım. Bayağı böyle bir saat falan geç kaldım ve çırağın trafiğindeydim. O beni çok sinir etmişti. O yüzden cart diye bayağı konuşmuştuk arkasında. Bayağı gömmüşlerdim. Peki. Yine kızgın bir anında çıktı. Halka mal olmuştur. Sorsan sanatçıdır ama iş usulüyle geldi mi tavrı patavatsızlıktır. Abartılmış şişmedir. Sanatçılık oynar tırıdır vırıdır. Evet bunu da yazdım. Anam bayağı bir orada sen bayağı bir kurmuşsun yani. Evet çok birine çok kızmıştım. Anladım. Gerçekten ekran önünde ve bayağı ünlü bir isme çok kızmıştım. Ekranda yaptığı bir şeye çok kızmıştım ve kendimi tutamadım yazdım. Bize ismini söylemek ister misin? Hayır. Yok anladığım kadarıyla alamayacağız onu.
Profil ya işte bunu anneannem de söyleyemezdi, ben de söylemeyeyim. Yani genetik bir durum. Profiterollü pastadaki son profiterolü iç etme sinsiliği tadında bir salı saçması. Bu nedir abi? Bu nedir Allah aşkına? Ya ben profiterollü pastayı çok severim. Bak ne güzel, tek seferde söyleyebiliyorsun. Ve evet. Şey böyle sonunda kaldığı zaman böyle alıp giderim, yok olurum. O salı da muhtemelen çok sinsi bir gün geçmiş. O yüzden öyle yapmışım. Çok, ben çok saçma şeyler yazarım bu arada. Hunharca şeyler yazabilirim. Mantık aranmaz yani bende. Hunharca mı yaşarsın hunharca, peki? Hunharca yaşarım. İşte bu güzel. Uras, sizde şöyle şeyler var sosyal medyada. Giymekten hiç hoşlanmadığım takım elbiseyi yıllardır üstüme geçiren yapımlara sonsuz sevgiler diyerek. Evet. Evet. Ve hala dediniz. Takım elbise giyiyorum. Peki. Twitter, Instagram ve Periskop dışında bir sosyal paylaşım sitesi üyeliğim bulunmamaktadır. Bilgilerinizi arz ederim. Sevgiler. Başka bir sosyal paylaşım sitesi var mı? Facebook siteleri var. Facebook falan. Ha, Facebook. Hmm, evet. Tamam. Anladım. Merhaba, ben Uraz. Bir sosyal medya koleyim. Evet. Öyle misindir gerçekten? Sabah böyle uyanıyorum abi. Yani ayılmak için böyle ismini geçirmeyeyim. Fotoğraf, motoraf falan şeylerine bakıyorum yani. Yani herkesin baktığı fotoğraf şeyleri, başka fotoğraflara bak. Biz öyle uyanır olduk galiba. Evet ya, ben de öyleyim. Şimdi hani düşününce yani söylediğin anlamı. Şöyle düşün yani, haberleri gazeteden okumuyorum. Yani yalan söylemeyeyim yani. O kuşlu ibareden okuyorum. Anladım. Dolayısıyla yani daha hızlı alıyorum bütün haberi. Ha, doğrusunu yanlışını ne kadar ayırt edebilirsin dersen haber kanallarınınkini de takip ediyorum. Yani onların sayfalarını da takip ediyorum. En azından ediyorum. Check ediyorsun orada. Evet yani bakıyorum işte CNN de aynısını yazmış. İşte NTV de bilmem ne demiş falan vesaire vesaire. Hepsi bir şeyler yazmış. Ha diyorum, demek ki bu olay böyle olmuş. Bu arada bu kanalların yazmadığı şeyleri de görebiliyorum. Yani yazmadığı, yazmak istemediği, neyse neyin neyse. Yazmaktan imtina ettiği. Evet. Falan. Dolayısıyla güne öyle başlıyorum yani. Haberdar oluyorum. Kim ne yapmış, ne etmiş falan. Ondan sonra işime gücüme bakıyorum. İki tane daha var. Cenazenizde gözyaşı, düğününüzde halay başı. İrtibat, İrma Berkel, Uraska. Evet, İrem, evet arkadaşım. Bir tane düğünden bir fotoğrafımızı koymuştuk da böyle dans ediyorduk. Falan. Eyvallah. Yani nedir bunun şeyi, maliyeti bize? Ne gibi? Düğünümüz var da cumartesi günü. Senin için her şeyi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Topuklarımı 3 kere vurunca eve götüren ayakkabılarım var. Doğru mudur? Yok tabii ki. Keşke olsa. Kırmızı bir ayakkabım vardı. O Dorothy miydi kızın adı? Dorothy'ydi tak, tak, tak. Böyle 3 kere vuruyordu, eve götürüyordu. Öyle bir... Bir de çok çirkin de bir fotoğraftı. Şortla giymiştim çünkü spor ayakkabı, böyle kıllı bacaklarım falan. Aman gerçekten. Sonra kaldırdım, utandım. Unutturdum ben de evet, sana bunu. Sağ olun. Sakın hatırlamış gibi de yapma bana. Abi sen şeyde Susam Sokağı'nda hangisine şey veriyordun? Edi. Edi'ye değil mi? Edi. O tekrar geliyormuş biliyor musun? Öyle mi? Tabii tabii, çekilmeye başlanmış tekrar. Tekrar yani Susam Sokağı yine Amerikalılar tarafından çekilmeye başlanmış. Türkiye'de gelecekmiş. Verir misin yine sesini? Ama sınav yapıyor onlar. Yapma ya. Bizi sınavla seçmişler. Ama ses değişir mi bilmiyorum Göksal ki. Göksal abiyle bizi. Bilmiyorum ki yani, onlar çok daha ciddi bakıyorlar mesela. 4 kişilik bir heyet geldi. Biz herhalde şaka yapıyor. Türker abi müdürümüzdü. Türker Atakan, TRT seslendirme müdürü. Herhalde dedik şaka yapıyorsun Türker. Ne şakası kardeşim, adamlar bekliyor falan dedi. Tek tek aşağı girdik stüdyoya. Vallahi hayret ettik yani. Abi ben seni bir kere dublaj yaparken dinledim ve aklım çıkmıştı yani. Çok etkilenmiştim yani. Bir belgesel seslendiriyordun abi. Hakikaten. Çok, ya ben de stüdyoya girmiştim ve böyle vay canına falan deyip çıkmıştım. 8 yani. Numaralı eserimizi hemen verelim. Biraz daha o zaman duygusal yapalım. Buyurun efendim. İnsan bir ölümü istemez, bir de ondan beter bir yalnızlığı. Ama ikisi de muhakkak gelir başına bir yalnız yaşama sırasında. Ölümün değil ama yalnızlığın bir tek çaresi var dedi. Tek çaresi aşktır bir yalnız yaşama sırasında nefes almanın. Aşk da zaten iki yalnızın ortak bir yalnızlıkta buluşmasıdır dedi. Aşık olun, gösterin birbirinize yalnızlıklarınızı. Nasıl? Güzel oldu değil mi? Altan abi alkış ister. Sağ olun. Peki. Buna karşılık Uraz da boş durmuyor. Onu da gösterin lütfen. Bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz? Bu memlekette insanlar belki de en çok baba sancısıyla inliyor. En çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranıyla kızıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyormuş en çok babasını. Güzelmiş. Bu hangi dizidendi? Yedi güzel. Yedi güzel adamdan.
Demek ki ileriyi görmüşsün, bir öngörü var. Oradan babacandır. Hiç düşünmüş müydün? Nasıl? Ya oradan babacandıra geçtin. Gördüğün gibi. Uğur Meneke, sosyal medyada dünün en güzel golünü gördünüz mü diye bir sorunuz var. En güzel golü hangisiydi dünün? Bir aşırtma gol olmuştu o gün de kendi golümü paylaşmak için. Bir vesile kılmıştım onu. Ha, anladım. Kendi golünüzü paylaşmak için. Türkler otobüse binmeden onlara karşı maç kazanılmış sayılmaz. Bir İsviçre gazetesinin manşetiydi 2008. Avrupa Şampiyonası'na ben iş icabı 45 gün kaldım İsviçre, Avusturya'da. O zaman 45 gün kalmak da aslında iyi bir süre. Artık oranın gazetelerini takip etmek, televizyonlarına kulak kabartmak için iyi bir fırsat oluyor. Türkler o dönemde çok geriden gelip kazanınca Comeback Kings sloganı da takılmıştı. Geriden gelen krallar, geriden gelme kralları. Bir de İsviçre gazetesinin öyle bir manşeti vardı. Türkler otobüse binmeden maç kazanmış sayılmaz. Bence çok gurur verici. Güzel, keyifli bir şeymiş. Gerçekten de Mirror'ın manşet fotoğrafına girmişim yahu diye bir şeyim var. Fotoğraf. Onun fotoğrafı da var bizde. Hayırdır, onun hikayesini dinleyelim. Gösterelim önce fotoğrafı. Onun hikayesi. Ya bu enteresan gerçekten. Bunun bir hikayesi var mı abi bu, gerçekten? Sol sağdaki hanımefendi Two and a Half Man'de, özür dilerim Two and a Half Man'de olur mu? Big Bang Theory'deki Kaylee Cuoco. Yanındaki de Ryan Sweeting miydi? Kulağına bir şey fısıldıyor. Ha, orada yazıyor ya. Zaten. Aynen. Evet, kıza bir şey üflüyormuşum sen abi orada. Bu yanılmıyorsam Golden State Clippers basketbol maçına gitmiştim. Ben bir dönem Los Angeles'ta yaşama fırsatım olmuştu. Ama bu seyahat, tatil amaçlı gittiğim bir dönem. Şey bir maçtı, iddiasız bir maçtı. O yüzden en önden VIP bilet almıştım. Doğrusu söylemek gerekirse uygun bulmuştum. Fakat VIP bilette en öndeyken biz, meğer böyle selebriteler geliyormuş, önümüze sandalye yerleştirdiler. Önümüze onlar oturdu. Oturanlar da işte... Sen orada saydırıyor musun yoksa başka bir şey mi? Yanındakini bırak filan gibi bir şey söylüyor gibi duruyor. Ben orada gerçekten onlara bir şey söylemiyorum. 3-4 yıl sonra bu olaydan bana bir tweet geldi. Bu fotoğrafı birisi göndermiş, bir kullanıcı. Ve demiş ki Mirror'ın manşet fotoğrafında varsınız. Ben... Daha ne olasın inanamadım yani. Mirror'ın manşet fotoğrafına mesleğimle giremedim ama böyle kafamı sokarak girdim. Harika. Ancak peki bir de sosyal medyada aklınızda söylenenler var. Burada yanıt verebilirsiniz. Sinir bozucu bir şekilde sakin bir üslubu olan yazar. %100 katılıyorum. Peki. Ağzından lokum gibi laflar dökülen adam, helal olsun be. Nezaket göstermiş. Keşke Uğur Melekeler çoğalsa, keşke dünya barışı olsa, fokları Kanada'da öldürmeseler. Ne güzel söylemişler. Güzel gidiyor değil mi? Teşbihte hata olmaz ama pavyona düşmüş iyi bir aile kızdır şu an. Peki, buna da gelmek istiyorum. Son olarak Türk televizyonlarında en klasik, en klasiktir artık çünkü neredeyse ilkidir. Telegol'ün tayfasındasın. Şeyleri düşünüyorum da, selefleri düşünüyorum. Çok enteresan adamlar vardı seleflerin içerisinde. Ziya abi, Gökmen abi. Tabii yani. Çok saygı duyuyoruz. Çok da severiz. Çok da... Gerçekten Türkiye'de hani biraz da kahvehane ağzıyla spor konuşma kültürü orada başladı. Şimdi senin gelişinle bir oraya bir seviyeye getirme kaygısı mı yoksa başka bir şey mi? Estağfurullah. Benim öyle bir iddiam yok ama Serhat Yaz'ın beni aradığında Temmuz'da dedi ki yeni sezonda biraz daha futbol ağırlıklı konuşmak istiyoruz. Yani şöyle bir handikap da var. Onun altını çizmek lazım. Son 5 yıldır Türkiye'de maç görüntülerini sadece Lig TV ve TRT verebiliyor. Evet. Diğer kanallar maç görüntüsü veremediği için 3 saatlik, 4 saatlik programdan daha topu ağzımızda yuvarlıyoruz. Magazine doldurmak zorunda kalıyorlar. Yani sadece Telegol için geçerli değil bu handikap. Anladım. Diğer birçok tematik kanaldaki programda böyle yapmak zorunda kalıyor. Serhat şunu da söyledi bana. Bu sene dedi görüntülerin alınma ihtimali var ki bu haftada Aspor maç görüntülerine yanıldı ilk defa. Eğer dedi gelmeyi düşünürsen ekibimizde bu yeni isimler var. Daha fazla futbol konuşmak ve görüntüler gelince de dört başı mamur futbol programı yapmak istiyoruz dedi. Ben işimi yapmak benim derdim sadece. Yani işimi burada bana yapma fırsatı verdikleri için, verildiği için teşekkür ediyorum. Yok. Öyle fırsat geldi. Bunu değerlendirdim. Abi normal hayatta da böyle nazik misin ya? O sizin nezaketiniz bilmiyorum. Yani hani bugün kanala birlikte girerken o nezaketi ben hani defayen yaşadım da sonuç itibariyle valla tam böyle kalıbın adamıymışsın abi. Abi bizim bu memlekette en büyük sorunumuz birbirimizi sevmemek değil, birbirimizi saymamak. Yani bizim sevgiye değil, birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama saygıya ihtiyacımız var. İnanın Amerika ile aramızdaki en büyük fark, samimiyetle söylüyorum, bir numaralı fark teknoloji, gelişmişlik, endüstri falan değil, saygı. En büyük fark saygı. Onu halletsek diğerleri çok daha kolay olur eminim.
İnşallah. Bu önemli. İnşallah mesaj yerine gitmiştir. Altan abi, senin için de sosyal medyada hakkında söylenen iki şeyi toparladık. Kendisiyle enerji şekilde konuşmam gereken sanatçı. Kendisini tanıyanlar bana ulaşabilirse sevinirim. Bunu bir dönem senin için yazmışlar. Benim hiç şeyim yoktur çünkü. Ben yani o Twitter mi Twitter falan kullanamadım. Onlar yok. Telefon bile yok galiba. Anladığım kadarıyla posta güvercinleri ulaşabiliriz. Efendim şuradan bıraktınız, Beşiktaş'tan bıraktınız bir posta güvercini Altan abiye gidelim. Yok telefon var. Hatta ilk yani telefonu aldığımız yıldan beri aynı numara. Herkese veririm ben. Bana biri dedi ya abi dedi aynı numara ve senin dedi enteresan bir şekilde sevdiğim noktan bu. Hiçbir zaman numaranı da değiştirmedin sen dedi. Güzel yani. Bir şey. Evet ben öyle bir şeye dikkat etmiyorum. Herkese veriyorum numarayı. Çok güzel. İnanılmaz bir kişilik olup aynı zamanda sohbetine ve mizah anlayışına doyum olmayan insandır. Adam gibi adamdır. Mütevazılık abidesidir. Karşısında oturup onu dinlerken düşündüğünüz tek bir şey var. Bu adam gerçek olamaz. Gerçekten şimdi yani, düşününce sizin gerçek ederim. Olamayacağınızı çok şey düşünüyorum. Cümleler. Ya, sağ olsun. Müthişsiniz. Yani. O zaman size yorumsuz sorularla evet ya da hayır durumuyla karşı karşıya bırakalım. Birincisi şu. Serserilik var mı ruhunuzda? Var. Harikasınız. O da mutlu mu? Mutlu, evet. Harika. Söz almak için sorulmasını bekler misin? Hayır. Uyandığın gibi yataktan kalkabilir misin? Evet, kesinlikle. Güzelmiş. Lafı gediğine oturtur musunuz efendim? Yok. Peki. Gözlerini kaçırdığın biri mi var? Evet. Değişik misin? Biraz. Baklavayı tersten mi yersin? Hayır. Peki abi. Gayet güzel. Yani böylece bilinmedik hiçbir şey kalmadı. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Evet, burada Laf Çok yeni sezonun 3. programı. Altan Erkekli, Altan abimiz konuğumuzdu ve dedi ki ortada becerebildiğimiz bir şey varken neden iyisini yapamıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Alkış çok önemli. Alkış alışkanlık da yapıyor. Biz bu okulları neden açıyoruz? Toplu iğneyle kuyu kazarak nasıl anlatacağız? Kardeşim durağa gireceğiz. Çekilsene oradan. Söndür şu 4 milyar artık. Hayt. Bitti. Devam ediyoruz. Sevgili Melis Tüzüngüç konuğumuzdu. Sevgili kardeşim dedi ki baba candır. Aslında kim kimi canı olarak görüyorsa o candır. Vicdanlıyımdır. 48 yaşında değilim Mesut abi. Bu soruyu Altan abiye yönlendiriyorum mümkünse. Tiyatro sahnesine çıkıyorum. Aslında bir kere çıktım. Ekim'de yine çıkacağız. Kendinize güvenirseniz sıyrılırsınız. Hadi kolay gelsin dedi ve bitirdi. Devam ediyoruz. Sevgili Uras Kaygılaroğlu bizimle birlikteydi. Bende bir değişiklik var değil mi? Bıyıklarım yok. Baba candır. İçinde 4 farklı dizi var gibi. Güzel de oldu bu. Normal yemek yiyorum. Yememem gereken şeyler var. Ben de yememem gereken şeyleri yemiyorum. Siz de yememeniz gereken şeyleri yemezseniz zayıf kalırsınız. 2008 karanlıktı, 2015 aydınlık diyerek bitirdi. Devam ediyoruz. Sevgili Uğur Melek'e konuğumuzdu. Ülkemizde futbol değil kazanmak seviliyor. Ben sadece oyunu seviyorum. İyi futbolcu, iyi futbolcu olarak devam edecektir. Bir ağaca çarpacağınızı hissettiğinizde 15 derece kıvrılırsınız yani. İşte bunları hep matematik olarak değerlendirin. Futbol aslında belki de sadece futboldur. Ben neden futbolcu olmadım? Diyerek bitirdi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Burada Laf Çok da keyifli bir gece oldu. Pazar günü TRT1 ekranlarında saat 23.30. Sen olsan ne yaparsın diye soracağız. O tekrarları da oluyor hafta içinde galiba. Oluyor. Onları da bir ara söylersen bana buradan duyururum. Melis'in babacandır. Efendim pazar günleri. Altan abiden önce. Evet, Altan abiden hemen önce saat 8'de TRT'de oluyoruz. Biz bayağı bir sıralı almışsınız. Tabii. Oraya da şey alsaydık şimdi. TRT ana haber bülteni sunucusunu alsaydık öyle bitirirdik geceyi. Güzelmiş efendim. Gayet güzel. Bekliyoruz. Gerçekten sıcak, sıcacık bir şey. Dilerim uzun ömürlü olur. Uzun sezonlu olur. Uğur Melek'e... Cumartesi, pazar, pazarsı 22'de bizim program. Aynen abi. Salı, çarşamba olasılığı olmuyor mu bu şeylerde filan? Pazartesi de radyo yapıyoruz 8 yıldır Lig Radyo'da. Harikasın, harikasın. Ve hep bu müsekkinlikle. Müthiş bir adamsın yani. Hala yapabiliyor olmam bence sürpriz yani. Çok şanslıyım. Gecenin lafıydı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gerçekten ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür çok teşekkürler. Ederiz. Yarın akşam biz burada. Birileriyle olacağız. Yarın akşam biz burada. Elbette ki birileriyle olacağız canım. Yani hani durduk yerde bu program olmaz ama yarın akşam Karabela ekibiyle birlikte olmayı düşünüyoruz ki kendi işlerinde... Abi konu koordinatörü bilmiyor. Bilmiyor. Yarın görüşürüz artık. Cengiz abi geliyor. Cengiz Öztürk'ü biliyorum ben. Tamam Cengiz Bozkurt. Öztürk mü dedim? Cengiz Öztürk'ü bilmiyorum. Ben Cengiz Bozkurt'u dedim. Görüşmek üzere. Vedalık Mesut. Hoşçakalın.
Bilisi sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok. Burada laf çok.